Hanımlar beyler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in final günü başlıyor. Büyük final günü heyecanından herkese merhabalar. Haftayı Pendik Kaynarca'da kapatıyoruz. Yarışmayan tek yarışmacımız Esra kaldı. Onun şimdi zilini çalayım. Hadi girelim bakalım. Esra'dan ümitliyim, değil mi? Hadi hoş bakalım. Geldiniz Oğlan. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba Esra. Teşekkür ederim. Çok mersi. Böyle Paş- alayım sizi. Paşa burada mı? Paşa burada değil, alamadık onu. Doğru söylemiştim. Merhabalar, ben Esra Gülşah Bitirim. Soy ismim gibi Bitirim bir kişiliğimdir. Çok iyi yemek yaparım. Asıl mesleğim muhasebecilik. Şu an çalışmıyorum. Ben Arnavut kızıyım. Küçük yaşlardan beri biz direkt hamur işiyle başlarız. Halamlarla birlikte mutfağa girerek ben ilk yemek deneyimimde bulundum. Bir haftadır göremediğim el açmasını bugün onlara göstereceğim. Gerçek bir Arnavut böreği yapacağım. Masada da lider olduğumu düşünüyorum. Hiç kimse benim zeka seviyeme erişemedi. El becerime de erişemeyeceklerini düşünüyorum. Beyza Hanım benim üstüme gelmeye çalışıyor ama o kadar mantıksız ki cevap verme gereği bile duymuyorum. Gözlerimle, kaşlarımla anlatıyorum artık. Bugün ev sahibiyim. Benden yumuşak olacağımı bekliyorlar, zannediyorlar ama yumuşak olmayacağım. Bu haftanın parlayan yıldızı ben olacağım. Nasılsınız? İyiyim, seni sormalı. Heyecan var mı? Biraz heyecanlandırdı. Aslında çok heyecanlı değildim ama kameraları görünce birazcık heyecan bastı açıkçası. Olur. Heyecan güzel. Seni dik dik. Aa, biri var orada. Aa, o kim? Kedişkom. Ne Mişkom? Kedişkomuz. Bizim Ay Deniz'in canım. Yeğenimin kedisi. Adı ne? Evet, marka olduğu için biz orayı kesiyoruz. Gel buraya tatlış kızım. Hemen geliriz zaten. Mi? Erkek kadınları da çok sever. Aa, erkekleri tırmalıyor. Merhaba, sahiplendiniz herhalde. Evet, sahiplendik. Güzel bir şey. Deniz yeğenim çok seviyor. Takılsın o. Nasıl isterse. Aa, iyi şey, sosyal bir evet, kedi. Evet, çok sosyal. Aman ne kadar güzel. Bir de Paşa vardı, kapıda sordum, o gitti bugün. Paşa Güngören'de. Paşa Normalde Güngören. Normalde burası abimin evi. Ha, bu da yeğenimin abimin kedisi. Sen Güngören'de mi yaşıyorsun? Şu an evet. Kimle yaşıyorsun? Erkek arkadaşımın yanına taşındım. Ha, erkek arkadaşın yanına evet, taşındın. Evet, ilk aşkımın. Aa, ilk aşkının. Evet. Öyle mi? Sen bekardın değil mi? Ben evlendim, boşandım. Ha, ciddi misin? Hiç evet. Bilmiyorum. 22 yaşımın sonlarında bir hataya düştüm, evlendim. Aa, erken evlilik evet. Olmuş biraz. Bir ne de kadar birbirimizi sürdü? Tanımadan evlendik. Evlendiğimizde de anladık ki ben çok tez canlıyım, o ağır kanlı. Ha, uymadı, karakter çatışmadı. Ne kadar evli kaldın? 2,5 sene ama hep ayrıl barış. Ben biliyorsunuz biraz anlamışsınızdır, biraz da sinirliyim. Biraz bir evet, gel evet. Gitlerin var. Çocuk oldu mu? Çocuk yok, ha, istemedim. İyi bari, isabet aynen. Olmuş. Peki, hayırlısı önce. Olsun. Şimdi erkek arkadaşım var. İlk evet. Aşkın mı o evet, senin? Evet, ilk aşkım. Niye onunla evlenmedin? Şimdi o zaman bir ufak bir sürtüşme olmuştu aramızda. Ben de çok fazla gurur yaptım ufak yaşta olmama rağmen. 15 yaşında tanışmıştık. Gençken kafalar başka tabii. 17 yaşında ayrıldık. Yaklaşık 10-11 sene sonra tekrardan ne diyorsun? Görüştük. Ali evlendi aşkımız. Sonra o evlenmiş mi? Evlendi, boşandı o da. Hayda, bu kadar olur ha. İşte kader. Kader. Şimdi tekrar bir aradasınız. Evet. Hayırlısı olsun diyelim sevgilim. Bundan sonrası güzel olur inşallah. İnşallah. Ama bu Allah büyük final. Saklasın. Amin, amin. Sen peki... Ailen nerede? Nerelisin? Hiç konuşamadık ben onu. Ben Arnavut'um. Arnavut kızıyım. Ay ne güzel. Ailen nerede şu an? Şu an Balat'talar. Balat. İstanbul'da evet, yaşıyorlar. Evet. Görüşüyorsunuz. Bir evet, sıkıntı tabii, yok. Tabii. Birlikteydik zaten. Ha. Ama köpek kedi özlemi olduğu için. Anladım. Biraz evimi oraya bırakmıştım. Evet. Şimdi onların evi var Ayvansaray'da. Yaptırdıktan sonra oraya taşınacaklar. Biz o eve geri gideceğiz. Yani Balat'ta yaşayacağız. Balat çok güzel evet. Bir semttir Balat. Aa, tarihi çok güzel binalar. Bir de şimdi evet, yeni restorasyon güzel. Çalışmaları falan filan. Ben bayılıyorum oralara. İstanbul'un köklü eski tarihi semtlerinden. Ama tabii ki bugün Esra senin için çok önemli bir gün. Evet. Yarışmanın kaderini değiştirebilirsin. Kendi kaderini de değiştirebilirsin. İnşallah bizim de makus kaderimizi değiştirsin. Evet. Artık şu cuma günü iki lokma kursağımızdan bir güzel bir yemek geçsin istiyorum. Yani kimse kusura bakmasın ama bu hafta Tırtingen. Tırtingen Schütreise yani. Aa, lütfen ya sen çünkü teoride yemek bilgisi olan birisi evet. Gibi geldin bana. Yorumlarınla, konuşmalarınla, analizlerinle. İnşallah bunu pratiğe de dök istiyoruz. 15.000 TL'yi al istiyoruz. Dökeceğim inşallah. Hadi çünkü dök. Mühürlemeden bile bir haberler. Pişirdikten sonra mühürledim dediklerini Ay, ben. Ay sus. Gökten beni bıraktılar zannettim o masaya. Ay benim içimden bir şeyler koptu gitti aktı yani. Fenalık geçirdim. Bir de mantıksız yemek yorum. Bir de tarif istiyorlar sürekli benden sofrada. Ben tarif vermeye mi geldim? Seni bilgili gördüler. Yani bir tarif verebilir misiniz falan. Ben... Lütfen.
Bugün görsünler tarifi. Aynen. Mutfağı seyredin bugün. Evet. Esra bize neler pişirecek? Bana mercimek çorbası yok deme. Sakın bana mercimek çorbası deme. Ne çorbası? Çok güzel yaparız ama günlük bir çorba yani. Yani? Arnavut çorbası ama ben onu Arnavut çorbası olarak yazmak istemedim. Ne çorbası? Adını... Nohutlu, kemik suyuna, ilikli kemik suyuna, pirinçli nohutlu çorba. Oy, iki tane işlem var. Evet, nohut haşlanacak, ilik zaten. Evet. Suyu alacaksın. Evet, ikisi de haşlanacak. İkisini... Suyu değil. İliği kendim özel kasaba kasaptan getirttirdim. Alacaksın birazdan. Hadi evet bakalım. Aa, güzel güzel. Lezzetli bir çorba olur. Aynen, çok lezzetli ve nohutlu, şifalı. İlikli, kemikli, güzel bir şifalı çorba. İnşallah şifası kaçmadan. Aynen, soğuk getirirsem şifası kaçırmış. Kaçmasın. İçeceğiz, arkasından ne yiyeceğiz? Mercimekli köfte, mercimek köftesi. Aha. Ama çok güzel yaparım. Dünkü bulgur, Sivas yöresine ait bir şey yedik. Diyecekler ki Beşçe. Dün Mevlüt'e gelmiştik diyecekler. Bugün Beşçe'ye diyecekler. Onlar diyecekler. Ben demiyorum. Mercimek köftesinin arasına böyle hani ben hep diyorum ya karbonhidrat. Çedar koyacağım diye. Karbonhidrat falan et. Ha. Ağırlıklı bir yani sadece. Neyle bir... meç edeceksin? Mercimek yanında ne var? Yanında Girit ezmesi var. Girit ezmesi evet var. Güzel peynirli meyveli. Ve Arnavut böreği. Arnavut'um yapmazsam olmaz da el açması 20 i̇şte kat olacak. 10 bu kat altta, 10 kat üstte. Elinde açacaksın, Arnavut böreği yiyeceksin. Kıymalı kaşarlı. Kıymalı kaşarlı Arnavut böreği. Ne zamandır da yapılmıyordu. Çok güzel. 3 tane ara yemeği var. Evet. Esra'nın. Güzel gidiyoruz. Ana yemekle de bunu pekiştirelim istiyorum. Elbasan tava. Elbasan tava. Gerçek kuzuyu bugün yiyeceksiniz. Gerçek bu kuzu yoğurdu. Kokmayan, bu çok evet önemli. Süzme yoğurtla yapılıyor. Bravo. Yanında? Yanında roka salatası. Güzel. Onun sosu çok güzel. Ben portakallı hardallı bir sos yapıyorum. Ne diyorsun? Üzerine peynir, ceviz falan koyacağım. O kız beni heyecanlandırdı. Başka bir şey koyma ya yanına. Pilav milav var mı? Pilavı ben koymak istemedim. Çok basit. 2 dakikada kavur, at. 10 dakikada olacak bir şey. Ben ama süremin yetiştireceğimi düşünüyorum. Onu da yapıp ayrıyetten. Sen kasma kendini. Vaktin kalırsa yap bence. Kendi yemeğinin zamanından çalma bana göre. Ben en son onu kavurup koyup sıcak ateşe bırakacağım. O zaten hemen olacak bir şey. Sen bilirsin. You know baby. Tatlı? Tatlım da politiko tatlısı. Politiko. Yunan, o da Yunan tatlısı. Allah Allah. O da şifalı bir tatlıdır. İçinde damla sakızı var, karanfil var, mahlep var, tarçın var. Duymuşum ama yedim, hiç hatırlamıyorum. Hem şerbetli hem de muhallebisi olan bir tatlı. Politiko politik bir tatlı olacak. Evet, iyi ki de onu seçtim. Ben zannediyordum zaten politik bir masa olacağını. Politiko yapıyorum. Masaya uygun sadece bir tatlı olacak. Evet. Ama önce sen markete gideceksin. Evet. Evin çok geniş, çok güzel. Tam finallik bir ev. Evet, çok güzel. Abine teşekkür evet ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Çok zor izin aldım ama olsun. Olsun. Abisi bir kıyak yap kardeşime. Evet, yaptı. Peki ben de mutfağa gidiyorum. Seni orada karşılayacağız. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hadi bakalım iyi alışverişler. Menüye şöyle bir bakıyorum. Tekrar söylüyorum. Bakmasam daha mı iyi diyorum. Kahkaha atmak istiyorum ama kahkahalarımı masaya saklıyorum. Yetiştirecek mi sanmıyorum. Ben şok, ben iptal. O yapamaz. O yok yani mümkün değil. Bu menüyü beceremez. Kuş bugün ölüyor Esra. Kuş bugün ölüyor. Bu haftaki menüler arasında ikinci sıraya koyabileceğim bir menü. En azından uğraş açısından. Birinci sırada Funda Hanım'ın menüsü daha yorucu bir menüydü. Bu menü de biraz yorucu ancak Funda Hanım kadar değil. Hemen şuradan limon alayım. Bana bir torba torba. Önce poşet mi alıyorsun? Evet evet poşet lazım. Peki neler alacaksın? Hemen geliyorum, bakıyorum hemen. Soğan, limon, sarımsak, marul, roka. Bana roka hazırlar mısınız 2 demet? Sen mi yarışıyorsun yoksa beyefendi mi? Yok yani güzellerinden yukarı koysunlar ki aramayayım orada. Limon, soğan ve patatesleri seçen Esra yeşilliklerini almayı ihmal etmiyor. İnşallah bugün bizi sıcak bir karşılama bekler ama soğuk bir insandan sıcak bir karşılama beklemek de ne kadar mantıklı bilemiyorum. Ama bugün masadan ziyade Esra Hanım'ın giyeceği kıyafeti çok merak ediyorum. Giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Buradan neler alacaksın? Bakliyat alacağız, bakliyat. Buraya gelmişken ekmeğini de alsana. Evet, bence de. Gürbüz, bana yardım edersen sevinirim. Yarışmacımız konuklarına hazırlayacağı final günü yemekleri için alışverişe devam ediyor. Antep fıstığı alabilir miyim? Antep fıstığını kabuklu mu alıyorsun? Onu ben soyacağım biraz. Kabuksuz alsana. Kabuksuz yoktu, bulamadım. Dün ben baklavacı gezdim, hep toz vardı. Şöyle. İki toz, bir kabuklu kullanacağım. Neden kabuklu kullanacaksın? Çünkü ağza gelmesi lazım biraz Gürbüz. Esra, Funda dün aldığı puanlarla birden zirveye oturdu. O zirveye oturamadı ya. Bence zirve değil onunkisi. Ben zirvedeyim. Ama Beyza Nur'la aranızda büyük bir gerilim var. Beyza Nur beni herhalde düşman olarak ilan etti.
Yarışmadan sonra da bana kötü kötü bakıyor. Tuhaf bir insan, anlamadım yani. Neden böyle yapıyor? Bu hafta bir entrikacı seçsek, en iyi entrikacı kim olur? Tabii ki de Beyza ya. O ama saçma entrikalar peşinde. Nasıl yani? Değişik yani. Mantık aramayacaksın onda. Bizans oyunları yapıyor. Saçma saçma espriler yapıyor. Bir tanesi... Benim bu özlü sözlerime, onların tabiriyle özlü söz, benim tabirimle taşı gediğini oturtma olayıma çok takılıyorlar. Yani ben 3 üniversite okumuş, bir sürü şehir gezmiş, kendini geliştirmiş, okumaya aşık, kelime dağarcığı çok geniş, kültürlü, sosyal çevresi çok geniş olan bir insanım. Şimdi sen bana malzeme verirsen ben o malzemeyi kullanırım. Benim kelime dağarcığım da geniş. Sen de benim kadar kitap okusaydın, sen de benim kadar gezseydin, sen de benim kadar insan tanısaydın, eminim sen belki benden daha iyi olabilirdin. Ama nedense ben ağzımı açtığım zaman hiçbiri bana laf yetiştiremiyor. Zaten bana laf yetiştirebilecek insan daha anasının karnından doğmadı. Salça alacağım. Biber salçası ve domates salçası. Burada onlar, çabuk gel. Tamam, geliyorum. Salçalarımı alacağım, mercimekli köftem için. Acı biber salçam. Evet. Bir de domates salçam. Sırada ne var? Bunlar lezzetlendirecek. Şimdi bakliyat reyonuna gidiyorum. Bakliyatları seçip ununu alan Esra listesini tamamlamaya çalışıyor. Çabuk ol Esra, çabuk! Kalan süren son 5 dakika. Hala unuttuğum bir şey var. Hadi söyle artık Gülbin. Ben biliyorum. Neymiş? Ne? Bir tane ne? Her şeyi aldı. Ama neyi almayı unuttu? Neyi? Yakışıklı, gel de senin kulağına söyleyeyim. Söyle. İçecekleri unuttum. Aa, içecekleri alalım. Hadi bir an önce alalım. Koş Esra, koş. Ah Gürbüz ya, şimdi mi hatırlatılır bunlar? İki tane alsam yeter herhalde zaten. Hiçbir şeyi yiyip içmedikleri için. Esra, başka bir şey unutmadığından emin misin? Unutmadım. Bence unuttun. Ne unuttum Gürbüz? Bu arada son 3 dakika. Alışveriş listene iyi bak, iyi düşün. Söyler misin? Tam kasadan geçirirken sen söylersin. Nereden geçiyorum? Yarışmacımız aldığı ürünleri kontrol ederek kasadan geçiriyor. Her şeyi aldım, her şeyi. Fesleğeni almadım. Fesleğen, hemen bana fesleğen getirin. Koş Esra, koş. Tamam, teşekkür ederim. Esra, son bir dakika. Ne kadar tuttu? 592 lira 55 kuruş. Bakın açmadım ama ben mercimek unuttum. Bir tane kırmızı mercimek alabilir miyim? Esra, çok üzgünüm ama alamazsın çünkü süren doldu. Gerçek. Nerede kullanacaktın? Mercimekli köftemde. Yapmayın bunu. Üzgünüm Esra. Gerçekten mi? Şimdiden patladı. Çabuk ol, listeni kontrol et diye seni çok uyardım. Şaka yapıyorum. Hala 20 saniyen var. Al. Koş Esra, koş. Nerede, burada mı? Koşuyorum. Mercimek nerede? Nerede? Koş. 9, 8. Yetiştim. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geçti. Ne kadar oldu? 609. Tamam. Hani bütçeyi aşmazdım? Son üstünü de çekelim. Gürbüz, hadi mutfağa gidiyoruz şimdi. Nihayet eve yetiştik. Evet, yetiştirdim. Esra, burası kimin eviydi? Abimin evi vallahi var ya. O yüzden ayakkabılar girmiyor içeriye. Bu arada senin boyun kaçtı? 1.60. Esra, ne yapıyorsun? Koymayayım mı Gürbüz tezgahın üstüne? Torbaları ben boşaltırım. Vay, yardım edeceksiniz. Herhalde canım. Biliyorsun ki ben de bir Arnavut'um. Neresinden? Priştine. Aa, ben de. Bunları konuşuruz ama önce hazırlan istersen. Ben gidiyorum üstümü değişmeye. Gürbüz, hepsini dizmişsin. Teşekkür ederim. Bak bakalım eksiğim var mı? Hemen bakıyorum. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Kahve diyecektim bir yer. Bu bir sos. Evet. San Sebastian yaptım size. Oo. Canım görüşürüz. İyi günler. Tamam. Bırakın beni. Bırakın, ben bu mutfakta oturmam. Çekmeyin. San Sebastian giren mutfağa ben girmem. Benim öyle bir prensim. Ay niye yaptın sen Sebastian? Kim yaptı? Sabah yaptım ben. Sabah Sebastian. Evet. Sabah Sebastian oldu, evet. Nasıl ya? Hemen veriyorum, buzluğa koydum biraz. Aa, Gürbüz, karpuz yer misin? 2 tane vardı, birini yedim bile. Karpuzumu koyayım böyle. Yani yastık karpuzumu koyayım. Burada Zuhal Hanım. Kendi... Sen Sebastian mı? Ne diyorsun sen sabah?
Evet yaptım ama çok soğutamadım. İşte bence bugün mutfakta harikalar yaratacak bir yarışmacıyla karşı karşıyayız. Bu haftayı kurtar. Kendini aslında de kurtar. Aslında ben şeyi de yapacaktım Zuhal Hanım. Eyvah, sen Sebastian'ı parçaladın. Nazara getiriyorsunuz beni. Bunun etrafında başka arkadaşları var mıydı? Bir sosyal çevresi var mıydı bu böreğin? Onu yemişler. Bana Zuhal da öyle geldi. Yemişler. Çünkü bazı kalıntılar var, izler bırakmış. Zuhal Hanım, sizin için kontrol ettim. El izi var burada, böyle 5 parmak izi görüyorum. Lezzetli mi diye sizin için bakmak istiyorum. Zuhal Hanım, sen Sebastian'ı size böyle verecek. Hayır. Gürbüz, al kendine sos dök biraz. Bu arada sosu da harika görünüyor. Çok iyi. Oy. Dağıldı, donmadı çünkü. Getir ağzıma dök direkt sen o çikolata sosunu benim. Ben o tamamdır. Sebastian kısmıyla ilgilenmiyorum. Ben çikolata kısmıyla ilgilenmiyorum. Hemen tadına bakıyorum Zuhal Hanım. Bakalım ağzınıza layık mı? Dadua bakıyor. Biraz sıcak değil mi Gürbüz Bey? Nasıl? Buzluktan çıkmasına rağmen. Aa, Gürbüz sessizlik. Duyamıyorum. Sevgili izleyenler, siz duyuyor musunuz? Sessizlik. Aa, Gürbüz'den ses çıkmıyor. Allah'ım ne güzel bir an. Benim bildiğim sen Sebastian soğuk olur. Kız sabah yapmış. Daha hangi arada? Da zaten daha erken ya saat. Buyurun. Kahvemiz... Kahve yapacaktım. Biz artık yemeğe geçebilecek miyiz acaba? Evet. Bir dakika Esra, kahveyi ben yaptım zaten. Sen yarışmacıdan rol çalıyorsun Gürbüz. Ben eminim bu kahveyi Esra yaptı. Sen sanki seninmiş ben gibi. Ben hazırladım kahveyi, hemen hazırladım. Biliyorum şekerim, biliyorum. Ver sen. Esra, bu kahveyi kim yaptı? Gürbüz Bey, siz yaptınız. Olsun. Yanındakiler de ne tatlış görünüyor onlar. Ay, her yerden güzellikler fışkırıyor. Ne zahmet şekerim afiyet yahu. Afiyet olsun Zuhal Hanım. Tatlış.com senin süreni başlatıyorum. Acele elinize oldu sağlık. Zaten. Tamamdır o zaman, şey yapıyorum. Sen Sebastian'ı alın çocuklar, alın götürün paket. Aa, bu böreği kim yaptı? Ben yaptım. Oo. Buzluğa atmıştım Zuhal Hanım, ısıttım ama. Ne diyorsun? Beklerken. Ellerine sağlık. Bir kere ben anladım. Burada hamarat, eli lezzetli bir yarışmacı var. Kesinlikle hissediyoruz bunu, görüyoruz. İnşallah da yiyeceğiz yemeklerini. 15 bin TL'yi de Esra'ya bugün verebiliriz. Çorbayla başlayan yarışmacımız önce nohutları düdüklü tencereye koyuyor. Düdüklü de bak şimdiden hemen kız nohutunu koyuyor. Şunu hemen. 2,5 saatiniz var. Elinizin altında düdüklü var. Ne yapacaksınız? İşte Esra'nın yaptığı gibi başlar başlamaz. Atacaksınız ki efendim buğdayınız da nohutunuz da fasulyeniz de haşlanacak. 2,5 saat ayol. Dün divriği pilavının eti kurumuştu, karabiberi çoktu, nohutu azdı, var olan nohutlar pişmemişti, ana yemek sıkıntılıydı ama Furkan'dan 8 puan aldı Esra. Furkan bence gerçekten... Niye yaptı öyle bir şey sence? Vizyon sıfır. Sevmedi, beğenmedi, 8 puan. Kendine herhalde Funda Hanım'ı birinci seçti. Ben öyle düşünüyorum. Evet, herhalde onun gönlünde de... Yani şaka gibiydi. Nasıl bizim geçen hafta... Semih miydi? Semih miydi bizim çılgın çocuk geçen hafta? Evet Zuhal Hanım. Semih nasıl gönlünden 3 birinci vardı. Bir gün bir kişiye, bir gün öbür yarışmacı, öbür gün bambaşka bir yarışmacıya gönlümde sen varsın dedi. Furkan'ın da herhalde gönlünde Funda vardı. Zira ben 8 puanı gerçekten hani böyle ufak tefek birkaç, ya 2-3 hata varsa kesiyorum 2 puan. Özellikle ana yemekte. Ama Furkan neye göre 8 verdi anlamış değilim. Bana göre 8'lik yemekler değildi. 8 puan çok yüksek bir puandı. Kesinlikle hak etmediğini düşünüyorum Funda Hanım. Benim sağım solum belli olmaz. Beğenirsem 10 da veririm. Beğenmezsem 3 de veririm. Çorbaya devam eden yarışmacımız suyunu kullanmak için kemikli et haşlıyor. Ama maalesef minik köftesi olmamıştı. Evet. Ana yemekte büyük sorunlar vardı. O salatayı, o sos, o şeyi hiç yakıştıramadım yani. O masada, o sunumlara o şekilde sosun gelmesi olmadı. Tam sosluğunu dediği gibi koysaydı masaya, isteyen ekstra dökse. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. İlk defa yapmış bir de çorbayı Zuhal Hanım. Sen alırsan ne yapacaksın Esra? Kafe açmayı düşünüyorum ben Zuhal Hanım. İnşallah. Ama 15 bin lira bana yeterli gelmiyor tabii. Yetmez. Bir destek olur. Esra, sen önce yemeklerini tamamlamayı hedefle. Zaten markette çok paniktin. Umarım unuttuğun bir şey yoktur. Markete yabancıydım Zuhal Hanım çünkü abimlerin evi burası. Abisinin evi. Sen markette... abiyi gördün mü abiyi Gürbüz? Çok konuşma da abisi gelir vallahi. Vallahi benim abim çok Haydar fenadır. Haydar diye bir arkadaşı varmış. Beraber gelebilirler seni ziyarete. Çok kızdırma. Çok üstüne gitme Esra. Abisi var. Ben Esra'nın iyiliği için söyledim. Umarım bir şey unutmamıştır. Bir şey unutmadın değil mi Esra? Yok, sakın hiç yapma. Hiçbir şey unutmadım. Bugün o hatayı yok. Hata son, kaldırmaz. En son mercimeği unutuyordum ama Gürbüz Bey benim dakikalarım bittiğini söyledi ama bitmemiş. Son 20 saniyede ben mercimek almak için koştum. Niye böyle şeyler yapıyorsun Gürbüz? Mercimek almak için koştum. Çok kötüydü. Kızarım. San Sebastian'ı yalayıp yutarken iyiydi. Lütfen.
Lütfen dikkat et hareketlerine. Zuhal Hanım, süresi olduğunu söyledim. Normalde de almayı unutmuştu. Ama Gürbüz çok uyarıyor sizi, biliyor musun? Evet. Gürbüz'ün ikazlarını dikkate alın. Bak geçen gün de demiş, pişmedi o patlıcan demiş. Ama Furkan'a. O görünüyordu. O kendi niye fark etmemiş Zuhal Hanım onu? Pişmediği bariz belliydi. Söyledikten sonra da üzülüyorum ama söylemek durumundayım. Benim işim bu. Diyorum ki bir yarışmacı o patlıcanı o şekilde masaya nasıl getirir? Eğer siz de yarışmacı olmak istiyorsanız 15.000 TL'mize talipseniz yemekteyiz Instagram hesabı üzerinden veya tv8başvuru.com'da bize ulaşabilir, başvurularınızı yapabilir, yarışmacı olabilirsiniz. 2,5 saat ya, hepi topu 5 tane yemek yapın diyoruz. Kaç çeşit var sende Esra? Bende 3, 4, 5, 6, 7, 8 herhalde. Düdüklüğü de iyi kapadın. Yine. Düdüklüğü kapadım, evet. Tamam. Biraz yükselteyim. Yükselt, yükselt, yükselt. Aynen, hızlı pişti. Nohut bir an evvel pişsin. Şunu dün da... nohutlar hiç pişmemişti, tıkır tıkırdı. Sen onu da mı söyledin yoksa Gürbüz? Söylemez olur muyum Zuhal Hanım? Ama dinlemiyorlar seni. Nohutları düdüklüde de pişirmedi Zuhal Hanım. Büyük risk, ne cesaret. Nohutları sürenin sonuna kadar pişirebilirsin dedim ama yarım saat kala çıkardı pilava koydu. Yani niye çıkarmış ki? Yarım saat daha kaynasa kesin pişerdi. 2,5 saatte de artık yani. Ama en garantisi düdüklü tencere. Düdüklüye atacaksın, ondan sonra keyfine bakacaksın. Düdüklüde de pişmeyecek bir şey yok. Pişer, et pişiyor. Koyacaksın, onu güzel bir öyle helmelenecek. Tıkır tıkır olur mu? Bir de eti niye kuruttu o kadar dün dildiği pilavında? Eti mühürlememiş Zuhal Hanım. Hayır, mühürlemesini de geçtim, onu da ataydı düdüklüğe. Evet, ne de pişirdi ve fazla eti? Pişirseydi birazcık. Et, ufacık 4-5 tane evet, şey vardı bende. Onun olayı et ve nohut. Nohutu zaten sayıyla koymuştu. Evet. Yani bir de servis ederken o da önemli. Çorbada servis ederken tanelerine su oranına bakacaksınız. Aynı şekilde etli malzemeli bir pilavsa ona göre koyacaksınız. Artık bunları da biz söylemeyelim yahu. Tamam, heyecanınızı anlıyorum. Zamanla yaşıyorsunuz pekala. Ama yani zaman da az buz bir zaman değil. 2,5 saat de tamamdır yani. Şu anda ne yapıyorsun anlattım. Şu an hamur yoğuruyorum. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Onu da yoğurup biraz üzerine bez kapatıp bekleteceğim. Hadi bakalım. Arnavut böreğinin hamuru mu? Evet, Arnavut böreğinin hamuru. Evet, kıymalı kaşarlı yapıyorum. Çok güzel olur, çok severim. Arnavut böreği müthiş. Arnavut böreğinin hamurunda nasıl bir fark var? Aslında bu Arnavut böreği savaş zamanlarında daha çok şey olmuş. Yokluk böreğidir. Normalde ucuz olduğu için pırasalı yapılır. Yani pırasalı evet, meşhur diye değil. Ona erişebiliyormuş ev kadınları. Daha tarlalardan toplayıp hemen böreğin içine kıyıp koyabilecekleri gibi zenginlere de kıymalı yapıyordu. Zaten biz pırasayı da çok severiz. Pırasalı kıymalı yaparız. Ama ben kıymalı kaşarlı tercih ettim. Pırasa da yakıştırırım. Böreğe çok yakıştırırım ben pırasayı. Evet, çok pırasa, güzel gider. Soğan. Ama Arnavut böreğinin kaşarı sonradan uydurulmuş gibi geldi. Ben bunu lisede yapıyordum arkadaşlarıma. Kaşar olmaz, kıyma konur benim. Kıymalı olur, ıspanaklı olur kıymalı ya veya peynirli olur. Çok yakışıyor ama yiyince göreceksiniz. Göreceğiz senin tarifin. Yorumlamalara açığız, karşı değiliz. Yemekleri yorumlayabilirsiniz. Ama bunu sadece tek istediğimiz menünüzde belirtmeniz. Yani ben geleneksel bir elba santava yapmayacağım, kendi yorumumu katarak yapacağım derseniz kimsenin itirazı olmaz. Ama elba santava deyip yoğurdu süzme yoğurt yerine kalkıp da bambaşka bir şey koyarsanız ben eleştiririz tabii ki haklı olarak. Bu arada kimden yüksek puan beklersin eğer yemeklerin güzel olursa? Ben kimden Soner düşük Tuğan Bey'in bana yüksek puan vereceğini düşünüyorum. Beyza'nın? Beyza bana benim verdiğim puanı verecek, hep öyle yaptı çünkü. Kaç vermiştin? 4 vermiştim ben onun sofrasına ve pişman yapmaz olmuştum. Üçlük bir masaydı çünkü. Ay, deme öyle, o kadar da süt değil. Süt helvasını ya, bir tek hani sunumunu falan puan kırmak istemedim. Üçlükte aslında kıvamı değil, olmamıştı. Üçlük değildi. Maşallah bu haftaki yarışmacıların herhalde çene kasları çalışmalarından el kasları çok çalışamadı. Lafta, hazır cevaplılıkta, pratik zekada 10 numaralar ama yemek göremedik. Dün dedim ya. Ay dün ne dedi öyle? Beyza ne dedi? Bana bilmem, ay söylemek istemiyorum, hastalığın ismini zikretmekten de hoşlanmam. Ne laflar, ne laflar o Beyza'da, ne laflar, ne laflar maşallah. O zaten internetten lafları indirmiş. Ben internet kaynaklı olduğunu düşünmüyorum, onun doğasında var o zaten. Yok zannetmiyorum ya. Hukuk okuyor kız. Ama özlü söz mü söylüyor, hakime de özlü söz mü söyleyecek? Yanlışı savunduğunu şu an hakimler de izliyor yani. Yok, trend şu ara popüler laflar herhalde Z kuşağı arasında diye düşünüyorum. Bak 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 nasıl yoğuruyor, bak bak. Bak bak, Arnavut kızı var bugün mutfakta. Kağıt kalemler hazırlansın. Kıymalı börek kat kat açacak, kaç kat açacak. Yoğurulursa çok güzel açılır. Evet evet, hamurun en önemli şeyi yoğurmak değil mi? Hamuru yoğuramıyor sanki Zuhal Hanım. Yoğur yoğur yoğur, annen gurur duyacak seninle. 15.000 TL gidiyor. Annem Konyalı, çok böyle hamur işi bilmez.
Nasıl bilmez? Anneannem çok iyidir. Öyle mi? Evet, Konyalı etli ekmek. Ay, etli ekmek. Yemekleri, mikser. Her şeyi çok güzel yapar. Anneannem hep çalışmış. Ha. Annem de kardeşlerine bakmış. Anneannem geceden yemeklerini yapıp işe gidiyormuş. Ay, anneanne yemekleri, Allah rahmet etsin. Annem ve dayımları. Benim anneanneciğim de davul fırında bir yapardı. Ay o aman Allah'ım parmaklarını yerdi. Neler yapardı? Gülbüz Bey duyuyor musunuz sesi? Et, duy, et gibi. Duy. Tatlışkom bir şey soracağım. Sen Sebastian yaptıysan bunlar ne? Onu ekstradan dün aldım. Ne gerek var? Fıstık ararken, fesleğen girit ezmem için fıstık ararken şey yaptım. Baktım çok güzel görünüyorlardı. Bir de çok güzel bir sade yağ diye bir şey var. Onunla yapmışlar. Dayanamayıp aldım size. Gerek yoktu. San Sebastian varken zaten San Sebastian olmamış bari ben bundan. Eline sağlık. Emeğine olurdu sağlık. Olurdu aslında donsaydı olsun, da. Niyetini. Tabii canım onun beklemesi lazım. Sana bol şans diliyorum. Kaç dakikası geçti ederim. Bana söyleyin. Şu ana kadar geçen süre tamı tamına 16 dakika. Bak 16 zamanını dakika, iyi değerlendir. Börek açacaksın tamam, daha o biraz tamam. Dinlensin. Aynen. Gönlüm bugün senden. Ne olursun tadarak git şu yemekleri. Aynen aynen öyle nohutuna yapacağım. Nohutuna bak. Tamam mı? Haşladı zaten o. Tencerede ne var? Tencerede et var. Köpürdükten sonra bu haşlayıp bunu buraya alacağım. İlikli şey için evet. Mi? Evet. İlikli milikli böyle nohutlu mohutlu şifa çorbası için. Düdüklüye dikkat. Aynen. Havasını şey yap suya iyi tut. Aman Allah korusun diyelim. Tamam tamam aynen. Sana bol şans diliyorum. İkramların için çok teşekkür ederim. İnşallah hadi bugün güzel bir büyük final yaşat bize. Amin inşallah. Gürbüz sen de çok oyalama kızı. Tabii ki Zuhal Hanım. Görüşmek üzere. Esra. Arnavut böreğinin hamurunda neler var? Un, su, tuz ve sirke. Esra şaka bir yana damla sakızını bulamıyor muyuz? Damla sakızını hakikaten bulamıyorum. Kokusu biraz geldi gibi burnuma ama. Bir bakalım. Mercimekli köftem için onları koyayım. Mercimekli köftemin harcını hazırlayayım ben. Şurası da temizlik önemli. Mercimek köfte için yıkanan kırmızı mercimekler haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi fesleğenlerimi yıkayacağım. Fesleğeni nerede kullanacaktın? Girit ezmesi. Fesleğeni de bu arada zeytinyağını çekmek lazım yoksa kararır. Ben içine peynir koyacağım için ve fıstık koyacağım için ekstra tuz koymayı düşünmüyorum. Peynirinde tuzlu çıkmasın. İnek peyniri koyacağım. Girit ezmesi iki peynirli olmaz mı? Yok hayır. Bir şartı yok onun. İki peynirli olmuyor. Gittiğim bir lokanta var. Orada tek çeşit peynirle yapıyorlar. Ben çok beğeniyorum. Ceviz koyan da var ama ben Antep fıstığı tercih ettim. Cevizle yapmayı düşünmüyorum çünkü roka salatamda ceviz var. Arnavutların meşhur oyunlarını bize de gösterir misin? Bravo Esra! Gerçekten güzel oynuyorsun ama ben de fena oynamıyorum. Evet, muhteşemsiniz. Beni geçtiniz siz. Girit ezme için temizlenen taze fesleğenler rondoya alınmadan önce kağıt havluyla kurulanıyor. Bu arada sana bir hediyem var. Teşekkür ederim Gürbüzcüğüm. Şimdi ne yapıyorsun? Fesleğene devam ediyoruz. Ne kadar fesleğen kullanacaksın? Ya aslında ben fazla aldım biraz. Yarısını alacağım, diğer kısmını kaldıracağım. Fesleğenler zeytinyağıyla rondodan geçirildikten sonra Antep fıstıklarının kabukları tek tek alınıyor. Esra, toz fıstık da almıştın. Onu da koyacağım. Bunlar biraz ağza gelsin istiyorum. Onu toz şeklinde koyacağım zaten, çekmeye gerek yok. Fesleğenler bana biraz az geldi. Bakacağım ben şimdi kıvamına. Yoksa girit ezmesinden birer kaşık mı vereceksin? Tabii ki de hayır. Farkındaysan bugün seni eleştirmeye geliyorlar. Vallahi ben 3 tane ara sıcak veriyorum ve tatları yerinde olacak. Girit ezme için fesleğenler Antep fıstıklarıyla rondodan geçirilmeye devam ediyor. Şimdi bakıyorum da mercimek köftenin yanında girit ezmesi ne alaka? Ne alaka? Bildiğim kadarıyla buna 2 tane peynir koyuluyor ama acaba kendisi koyabilecek mi? Mercimek köftenin yanında bir de ne alaka yani? Çok basit, hiç uğraştırmayan bir menü ara sıcak. Bunu zaten çok güzel yapması gerekiyor. Hani peynirin içerisine dereotunu, maydanozunu, cevizini, yağını koyup karıştıracak, bize sunacak. Hani bunu da zaten yapamayacaksa bu yarışmada olmasın. Gün tabağına devam ediyoruz şu an. Esra, eğer damla sakızını bulursan bana ne vereceksin? Tamam, sana tatlıdan vereceğim. Söz mü? Söz. Ara bakalım bulabilecek misin? Sen bence bir yere koydun ama. Aşk olsun, neden öyle bir şey yapayım? Aa, buldum. Sabahtan beri damla sakızı yok dedin ama gözünün önündeymiş. Neden böyle bir şey yaptın? Bilmiyorum. Demin baktım ben buraya. Girit ezme için rondodan geçen fesleğen ve Antep fıstıklarına beyaz peynir ekleniyor. Şimdi ne koyuyorsun? 2 diş sarımsak koyuyorum. Şimdi biraz karabiber atacağım içine. Şimdi her şeyi paketten açıp koymak da biraz zormuş. Tamam. Tamam, karabiberim de oldu. Unutma, ben şunu göstermek isterim. Zeytinyağı, sarımsak, fesleğen, sarımsak dedik.
karabiber. Evet, peynir bitti. Mercimek köfte için haşlanan kırmızı mercimeklere köftelik bulgur ekleniyor. Şunu dolaba kaldırayım ben geri tezmeme. Bir kaşık koyacağım zaten. Artık bir yemeğimiz çıksın değil mi? Bir yemeğimiz çıksın artık. Çorbamız ne durumda? Çorbamız bir saat geçince ben açacağım o düdüklü gürbüz. Bir saat geçtikten sonra. Hazırladığı fesleğenli girit ezmeyi kavanoza koyup buzdolabına alan yarışmacımız elbasan tavanın etleri için tereyağı eritiyor. Esra, senin çılgın yönlerin de var. Evet, çok. Ben bir ara boksa başladım. Gerçekten mi? Sonra çok sıcaktı, bu yaz çok sıcaktı biliyorsunuz. Gittim, biraz teknikleri falan öğrendim. Kum torbasına bir daldım. Ama daha sonrasında bırakmak zorunda kaldım. Tekrar başlayacağım ama. Bu arada etleri tek tek mi koyacaksın? Hayır, tek tek koymayacağım da kızmadı yağım. Köşesinden gitmeye çalışıyorum. Yarışmacılarımız elektrikli ocaklarda sıkıntı yaşıyor. Evet, ben normalde alevli ocakta yapıyorum yemeğimi. Ana yemek elbasan tavanın kuşbaşı doğranmış etleri tereyağında mühürleniyor. Suyunu mu koyacaksın? Evet, suyunu koyacağız. Bunun içine soğan doğrayacağım. 2 diş sarımsak atacağım. Bu böyle pişmeye devam edecek. Bu kadar mı? Hayır. Sonra fırına girecek. Aslında çok basit. Fırına onunla girmemi beklerler belki. İyi ki kolay yemekler seçmişsin. Çok kolay, evet, maşallah. Elbasan tavanın mühürlenip haşlanmaya başlayan etlerine soğan ve sarımsak doğranıyor. Normalde Gürbüzcüğüm, ben kendi bıçağımı evde unuttum. Ben seramik bıçakla çalışıyorum ve beni şu an bu bıçaklar çok zorluyor. Seramik bıçağım ucu da kırıldı. Aynısından bulamadım ama yine de ben onu çok seviyorum. Keşke bıçağım olsaydı. Keşke getirseydin. Ama kendi evimde iyi ki Gürbüz. Onu al, bunu yap, alışveriş yap. Bir de çok hızlı oldu benim. Teşekkür ederim yine de. O yüzden olmadı yani. Bu soğanları nerede kullanacaksın? İçli köftem. Mercimek köfte için doğranan soğanlar kavrulmaya başlıyor. Soğanlarım ölmek üzere. Şimdi ne alıyorsun? Biber salçası ve domates salçamı alıyorum. Şöyle şunu açalım. Bundan 2 kaşık dolu. Bu biraz küçük bir kaşık. 1 yemek kaşığı olması lazım. 2 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı da biber salçası koyayım. Acı biber salçası. Şöyle yapıyoruz. Ve dolaba koyuyoruz. Mercimek köfte için kavrulan soğanlara domates ve biber salçası eklendikten sonra Arnavut böreğinin yağlı sosu için eriyen tereyağına zeytinyağı ekleniyor. Şimdi onlar pişerken ben 2 dakika açıp buzdolaba koyacağım. Arnavut böreğinin hamurunu mu açacaksın? Evet, 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 evet. Artık Arnavut böreği performansın başlıyor. Evet. Bakalım nasıl hamur açacaksın? Annelerimizin öğrettiği gibi açabilecek misin? Hamuru 2 eşit parçaya böleceğiz. Sonra şu büyüklükte 10 tane beze açacağım. Arnavut böreğinin hamuru bezelerine ayrıldıktan sonra merdane ile açılıyor. Büyüklüğü ne kadar olacak? Yani normalde bir pasta tabağı büyüklüğünde olacak. Hamurları üst üste koyduktan sonra tekrar mı büyüteceksin? Evet, onu elimle açacağım. Esra, anlaşılan bizim programı sıkı takip ediyorsun. Evet, çok severim. Küçüklükten beri izlerim Yemekteyiz'i. Ara yemeğine çok zaman ayırmak zorunda olan yarışmacımız Arnavut böreği için hamur açmaya devam ediyor. Ben bunları açarken bir kıymamı da koyayım arada. Kıyma ne için? Kıymayı şey için koyuyorum. Böreğimin içi için. Dana kıyma mı yoksa kuzu kıyma mı? Dana kıyma aldım. İçine de lezzetlendirilmesi için yağ koydurdum. Biraz yağlı bir kıyma yaptım. Arnavut böreğinin içi için kıyma kavuran yarışmacımız çorba için düdüklü tencerede haşlanan nohutları kontrol ediyor. Kaşıklarım da bitmek üzereymiş. Olmuş mu? Yumuşamış. Aslında yumuşamış. Şeyin içinde de pişecek. Ama bilemedim. Biraz da şöyle koyayım. İlikli etim de çok güzel. Et 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 diyecekler büyük ihtimalle ama tabağa bakmaları gerekiyor bence. Pirinçli nohut çorbası için haşlanan kemikli etler süzüldükten sonra pirinçler kavruluyor. Şimdi ben pirinci kavurarak yapıyorum. Şey hoşuma gitmiyor. Esra, sen birinci olamazsan kimin olmasını istersin? Bugün birinci ben olamazsam, ki olacağım inşallah. Olamazsam Funda Hanım'ın olmasını isterim. Çünkü 3 çocuk annesi. Evlatlarını harcayacağını da düşünüyorum daha çok. O yüzden olursa çok üzülmem. Ama diğerlerinden biri olursa çok üzülürüm. Umarım ben kazanırım. Eğer ben kazanamazsam da Funda Hanım şu an için kazanacak gibi görünüyor. Ben de onun kazanmasını isterim. Bence birinciliği kesinlikle ben hak ediyorum ki zaten ben alacağım. Esra Hanım'ın da tatlarına baktıktan sonra karar vereceğiz tabii ki. Ama şu an
kafamda Funda Hanım'ın birinci görebiliyorum. Ben birinci olamazsam Funda Hanım'ın birinci olmasını isterim. Neden? Ben dün ona biraz düşük verdim. Belki de lokma tatlısını çok beğendim. Hatta set bittikten sonra ben lokma yedim yani. Gerçekten çok beğendim. Şimdi ben bunu süzeceğim artık. Risk göze alacağım. Çorba için düdüklü tencerede haşlanan nohutlar süzülüyor. Esra, bir an önce börekleri aç da tatlıya geçelim. Aynen, ben şimdi şunu bir açayım, bırakayım. Onlar zaten, onların başında beklemek bir zaten şu an şey, hamurum da iyicene şey olmasın. Elimle açayım birazcık. Yarışmacımız ara yemek el açması kıymalı kaşarlı Arnavut böreği için hamur açmaya devam ediyor. Kaçıncı hamuru açıyorsun? 20. bitti. Belim koptu. Bitirdim. Şimdi çok az, bir 10 dakika bekleyecek gerçi ama o ona yeterli olur. İçi de hazır. Hemen kaşarımı rendelerimi koyarım. Şimdi benim en önemli şey ana yemeğim. Onu hemen fırına vereceğim. Arnavut böreği için açılan hamurlar yağlı sosuyla yağlandıktan sonra üst üste konuyor. Ay, birbirine yapışmış, öleceğim. Bugün ölüyorum. Evet arkadaşlar, bir tane bıçak alıp. Hiç şeye girmek istemiyorum. Eyvah! Hamurlar yapıştı. Ya unladım aslında ama yine de yapışısı geldi. Çünkü mutfak çok sıcak, hamur şey alıyor. Kıvam alıyor. Allah'ım, tam bir saftiriyim ya. Ara yemeğinde sorun yaşayan Esra yapışan hamurları açmaya çalışıyor. Yani yaptığımda hiç böyle olmamıştı. Bugün hatta ikram ettiğim börek de Arnavut böreğiydi. Allah'tan çok şey değil, elle açacağım için. Çok umursamıyorum. Birbirine yapışan hamurlar ayrıldıktan sonra yağlanıp üst üste konuyor. Normalde yapışmıyordu. Çok sıcak buhardan yapıştı. Neyse tamam. Yapacak bir şey yok. Peki ne yapacaksın? Hemen açacağım. Kaç tane oldu bu? Hamuru açtıktan sonra hemen yağlayıp bekletmem mi gerekiyordu? Ya, yağ çok sıcaktı. O yüzden olmadı. Birinci katı oldu. Şunu hemen dolaba koyayım. Esra, çok zaman kaybettin. Çok. Yani bazen böyle planlama hatası olabiliyor. Zuhal Hanım çok sıcak. Çok beklentisi yüksekti benden. Bildiğim kadarıyla ağır bir börek. Ama o bu ağırlığı yapabilecek mi? Kat 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 açacak, içine tereyağı sürecek. Bunu bir de bir saat buzdolabında bekletmesi gerekecek. Acaba bekletecek mi? 40 dakikada pişirme süresi var. Acaba yetiştirebilecek mi? Bu konudan benden çok eleştiri alabilir. Hatta yetiştiremezse direkt biri basarım. Ama şöyle bir hata yapmış. Ben hiç kaşarlı Arnavut böreği duymadım. Kaşarlı Arnavut böreği mi olur yani? Artık şey menümün ismini nasıl güzelleştirebilirim? Nasıl bir şeyler katabilirim? Nasıl süsleyebilirim? Pes. Pirincim de lapı oldu. Unuttum onu. Tamam, hiç moralimi bozmuyorum. Hiç bozmuyorum. Pirinci tekrar mı haşlayacaksın? Yok, haşlamayacağım. Şu pirinci direkt atıyorum. Bu bitti bunun işi. Haşlanan nohut ve pirinçlere kemikli et suyu eklendikten sonra çorbanın suyu ve tuzu ayarlanıyor. Esra, sence nerede hata yaptın? Ben planlamada hata yaptım. Bir de çok zor menü tutturdum. Tek parçada açabilirdim hamuru. O 20 parçaya ne gerek vardı? Ama işte. Elbasan tavanın sosu için yoğurtla yumurta çırpan yarışmacımız et suyuyla ılıştırdıktan sonra etlerle buluşturuyor. Ay, ben ne unuttum arkadaşlar içine atmayı? Neyse, sonradan atacağım. Un unuttum. Elbasan tavanın sosuna un koymayı unutan yarışmacımız kaseye aldığı unu et suyuyla bulamaç haline getirip yemeğe ekliyor. Arkadaşlarım çok üzülecek. Bu kadar vakit kaybettiğim için, ama gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değil. Sizinle konuşmak bile vakit kaybettiriyor. O anda odaklanamıyorsun yapacağın işe. Hep erteliyorsun, şunu şimdi yapayım, bunu şimdi yapayım diye. Ana yemeğimiz elbasan tava, tamam mı? Tamamdır, onu koydum. Çorbam tamam, girit ezmem tamam. Şunu da fırına atacağım, sonra hemen tatlıyı yapacağım. Tekrar Arnavut böreğine geçen yarışmacımız yapıştığı için beze haline getirdiği hamurları yeniden açıyor. Esra, kendin yarışınca diğer yarışmacılara haksızlık yaptım diyor musun? Yok, hayır. Benim yaptığım hatayı onlar da yapacak diye bir şey yok. Ben çalışan bir kadınım. Yani şu an çalışmıyorum sadece. Daha pratik yemekler yapmaya odaklıyım aslında. Hani işten gelince hemen yapıp yiyebileceğimiz. Tabii ki de misafir ağırlayacağım zaman bir gün öncesinden de bir hazırlık yaparız biz yani. Bazı şeyleri. Hani nohutu suya koymak gibi falan. O nohut mesela beni çok oyaladı. Nohutlu bir çorba seçmeyebilirdim ama hep yapılan çorbalar var. Bulamadım yani bir çorba. Çorba yapmadan ordövr tabağıyla da başlayabilirdin. Ordövr tabağına da o zaman laf edeceklerdi. Ya işte peynir koydun, yok işte şey koydun. 3 tane şey hazırladım. Arnavut böreği için yeniden açılan hamurlar üst üste konup yağlanıyor.
kaç kat oldu? Bu 9 kat oldu. Onu da mı açacaksın? Yok, bunu da açacağım. Sence istediğin gibi olacak mı? Sanki börek aceleye geldi. Böreğim olur olur, niye olmasın? Arnavut böreği için açılıp yağlanan hamurlar buzdolabına alınıyor. Aslında bu börek değil, herhalde pide yapmak istemiş ama buraya önümüzde börek olarak yazmış. İnşallah pide gibi bir tat almayız. Buraya Arnavut böreği yazıyor, onun özelliğini taşır diye düşünüyorum. Politiko nerenin tatlısı? Yunan tatlısı. Bu tatlının yapımı kolay mı? Yani çok çok kolay değil. Trileçe yapacaktım, ona da benziyor biraz şeyi. Çabuk ol Esra, ortada salata yok, tatlı yok, masa yok. Yarışmak kolay değilmiş değil mi? Değil değil, hiç dışarıdan göründüğü gibi değil ki. Benim arkadaşlarım da diyordu acaba hani yapabilir miyiz falan. Gerçekten çok büyük bir, sizi de aynı zamanda idare etmek gerekiyor. Döndü dolaştı, yine bu iş bana geldi. Size gelmesi şarttı yani bu işin. Neden peki? Siz yani demir bilek, demir başısınız bu işin. Demir bilek nereden çıktı? Film geldi aklıma. Politiko tatlısına başlayan yarışmacımız şerbeti için tencereye su, çubuk tarçın ve karanfil koyuyor. Paketleri açmada zorluk yaşıyorum. İki tane karanfil atıyorum. Su bardağı su koydum. Karanfil attım, şekerimi arıyorum burada. Yani suya sadece karanfil ve tarçın mı attık? Evet. Başka ne atacaksın? Şerbetimi kaynatacağım. Sonra şerbetim soğuk olacak. Birinden birinin soğuk olması gerekiyor ya. Ben de mesela şerbet önce kaynayacak. Politiko tatlısının şerbetine şeker de eklendikten sonra kaynamaya bırakılıyor. Politik bir tatlı. Bakalım Politiko belki bir Yunan yöresine, Yunan ülkesine ait bir tatlı olabilir. Yunanistan'a ait olabilir. İtalyan havası da seziyorum tatlıda. Daha önce hiç yemedim. Sütlü bir tatlı olabilir. Ya bir süt kokusu var havada Politiko. Deneyip görmek lazım tatlıyı. Esra, hala tatlın, salatan ve böreğin var. Böreğimi atacağım şimdi. Ama ne zaman? Her şeyimi bir anda atacağım, inanamıyorum. Daha masam da var. Evet, masam da var, bir dakika. Politiko tatlısının keki için toz şekere damla sakız ekleniyor. Eyvah, paketin naylonunu attı. Ali hemen çek. Naylonu atar mıyım? Orada işte, bak attın. Aldık ya. Aldık ya, aldık ya. İnsan bir teşekkür eder. Evet, damla sakızı bir çay kaşığı mahlep. Evet diyerek geçiştirme. Evet, beni şişirmeye gelmişsin bugün zaten sen Gürbüz. Sana yaptığım yardımların haddi hesabı yok. Haklısın, teşekkür ederim. Politiko tatlısının kek hamuruna mahlepten sonra irmik ve süt ekleniyor. Mikserle çırpıldıktan sonra cam tepsiye alınıyor. Kütürlü mü oldu biraz? Yok, bu irmik ama. Olması gerek. Böyle mi olur? Evet. Fırında kaç derecede ne kadar kalacak? 200 derecede. Önce altı alacağım çünkü ana yemeğim de var. Ben hiç anlamam politikodan falan. Hiç benlik değil. Asla politik bir insan da değilim gördüğünüz gibi. Bana çok konuşuyor, çok her şeye bir kulp takıyor dediler de yani göze göz, dişe diş dedim ben. Kendimi ezdirecek bir insan değilim ki, onlara hiç ezdiremem. Hakkımı sonuna kadar savundum, savunurum, savunacağım. Her zaman söylediğim gibi bugün benim şov günüm. Daha önce hiç duymadım. Acaba bildiğimiz bir şeyi önümüze ismini değiştirip süsleyip mi getirdi? Hiç ismini duymadım. Arnavut böreğinin açılıp yağlanan hamurları cam tepsinin tabanına yayıldıktan sonra üzerine kıymalı kaşarlı harcı konuyor. 10 kat altta, 10 kat! Üste. Bunu da elle şöyle esnetiyoruz. Esra, yetiştirebilecek misin? Yetiştireceğim. Hala salatan ve masan yok. Yetiştireceğim hepsini. Kaşarlı kıymalı Arnavut böreğinin üstü elle açılan hamurla kapatıldıktan sonra dilimler ayrılıyor. Fırına girmeden önce üzerine yağ sürülüyor. Meşhur Arnavut böreği böyle mi olur? Yuvarlak kapta yapacaktım ama kare cam kabımı bulamadım. O yüzden şekil değiştirdi biraz ama bu da Arnavut böreği. Ana yemeğimi alacağım, böreğimi koyacağım. Ana yemeğin oldu mu? Ana yemeğim olmak üzere aslında. Biraz dinlenirim dışarıda. Elbasan tavayı fırından alan yarışmacımız yerine Arnavut böreğini koyuyor. Esra, son 28 dakika. Tamamdır. Politiko tatlısının muhallebisine geçen yarışmacımız tencereye toz şeker koyup yumurta kırıyor. Bir yumurta koydum, bir kalan sütümü de koyacağım buna. Muhallebiye sütten sonra nişasta ekleniyor. Eyvah! Vallahi ben öleceğim ha. Mutfağı mahvettin Esra. Bu ne dağınıklık? Ben normalde çatal yeri düşünce arkadaşlarıma bir tekme de siz atın diyordum. Eyvah, fırında bir şeyler oluyor. O kabarmış. Ne olmuş?
Şey işte, o aslında bu kapta olması gereken şeydi de. Pişmiş mi? Yanmış mı yoksa? Yanmamış umarım. Arnavut böreğini fırından alan yarışmacımız tatlının kekini kontrol ediyor. Yandı galiba. Arnavut böreği ile politiko tatlısının kekinin yerini değiştiren yarışmacımız salata için önce roka sonra da domates doğrayıp havuç rendeliyor. Salata, roka salatası değil de başka bir şey oldu sanki. Ama çoğunluk roka. Limon suyunu da hazırlayan yarışmacımız salatanın üzerine hardal ve zeytinyağı döküyor. İstiyorsan salatanın sosunu daha sonra yapabilirsin. Yok, ben önce bir soslandırmak istiyorum. Hatta bilmiyorum sofraya götürür müyüm de ekstradan bilmiyorum. Bence gerçekten güzel oldu sosu. Salata olarak roka salatası, bunun hiç zorlayıcı bir tarafı yok. Rokayı limonlayıp, soslayıp, zeytinyağlayıp önümüze sunacak çok çok basit bir salata. Mercimek köfte için haşlanan mercimekler bulgur ve soğanlı salçalı sosla yoğrulurken doğranan maydanozlar ekleniyor. Ardından politiko tatlısının keki fırından çıkarılıyor. Esra, son 8 dakika. Tamamdır. Bu normalde bunun kabında pişmeyecekti. Bakın nasıl kabardı. Onda olsaydı tam olacaktı. Çünkü içine şerbet girecek. Ne yapacağım bilmiyorum. Sence tatlı oldu mu? Tabii ki de. İçine şimdi şerbeti şıkırt diye çekecek. Keki muhallebiyle ne zaman birleştireceksin? Muhallebiyi şimdi bir çekip hemen koyacağım. Politiko tatlısının keki şerbetlendikten sonra muhallebisi üzerine yayılıyor. Bütün hafta boyunca gayet politik bir şekilde yorumlarını yaptıktan sonra böyle bir tatlı seçmiş. Açıkçası tatlıyla ilgili çok fikrim yok. Politiko tatlısı, bakalım bize politik şeyler yaşatacak mı? Oldukça merak ettiğim tatlılardan bir tanesi. Umarım çok basit, böyle kremalı, krem şantili bir şey koymaz önümüze. Merak ediyorum. Beyza'ya olsun. Etliyim mutluyum mutluyum demişti. Senin sloganın olsa ne olurdu? Balık etliyim çok dertliyim. Senin kilonda ne var? Balık etimden değil. Şu an çok böyle tıkış pıkış bir şey yaptım ya. Benim şu an bir yarım saatim daha olsaydı keşke diyorum. Plan kurmada hata ettik. Demek ki benim daha önceden, bir hafta önceden falan plan kurmam gerekiyor. Normal hayatımda da bunu dikkate alacağım. Esra, artık sürenin sonlarına geliyoruz. Hemen masamı kurmaya gidiyorum. Son 4 dakika. Beni çok fena burada şey yapacaklar. Ne yapacaklar? Eleştirecekler Esra Hanım. Hep ki siz girmek istediniz diyecekler. Çabuk ol Esra, çabuk. Hemen. Yarışmacımız masasını kurmaya örtüsünü ve runner'ını sererek başlıyor. Karışık serdik ama birazcık katlama izleri maalesef. Ama kapanacak Allah'tan. Kare olduğu için takımlarım kare servis aldım. Yuvarlaklarım da vardı. Servisler de açıldıktan sonra üzerine yemek takımları alınıyor. Esra, artık son saniyeler. Evet aynen. Zuhal Hanım her an gelebilir. Hemen yapıyorum. Çiçekten sonra mumluklar ve servis peçeteleri masaya yerleştiriliyor. Esra, bu çiçeğin adı ne? Bu çiçeğin adı sıklemen. Biraz dar kaldı masam galiba. Bardaklar da yerleştirildikten sonra peçetelik masadaki yerini alıyor. Çabuk ol Esra, çabuk. Son 10 saniye. Bir dakika. Esra nereye? Benim hemen ekmek almam lazım. Masayı tamamlamaya çalışan Esra mutfaktan ekmeklerini getiriyor. 3. Ben üstümü giyinemeyecek miyim? 2. 1. Esra, Zuhan Hanım geldi. Hoş geldiniz Zuhan Hanım. Üstümü değiştiremedim. Ama hepsini yetiştirdim. İzin isteyeceğim artık. Un kaldı. Un bu unlar. Temizleyemedim. Tam bir mutfak emekçisisin. Evet. Teşekkür ederim. Bunu hoş vereyim. Geldiniz. Hoş bulduk. Mutfak. Mutfak biraz dağılmış. Biraz dağıldı. Ha. Savaş alanı modu. Anladım. Ay, yemeklerde eksik yok değil mi? Ben hemen çatal bıçağımı koymak istiyorum. Çatal bıçak da mı yok? Evet. Oo, yok. Haydi ver. Hemen. Allah. Tamam, bir tanesi düştü, fazladan koymuştum zaten. Hemen geldim. Allah'ım. Gel beraber koyalım, gel. Çift servis şuraları. Şöyle. Önce benimkini aç da. Onlar neyse, ne yaparlarsa. Aynen, nasılsınız? Ya niye böyle oldu? Böyle oldu çünkü ben çok konuşmaya daldım. Çenem düştü. Senin niye çenen düşüyor? Vallahi çenem düştü. Niye? Normalde de çok konuşurum zaten. Gürbüz de çok konuşuyor. Birbirimize çok uyum sağladık. Ne kadar konuştum güzel. Da konuştum. Bu uyumun sonucunda da al Allah sana buyur. Allah geldiler. Al sana uyum. Geliyorum ben... hemen. Koy. Biraz bekleteceğim. Bana da alacaklı gibi çağırılıyorlar ha. Ay, bunlar ne fena ya. Benim icra memuru yanlış gibi. Yanlış yerlere koyuyorum sanki. Vallahi artık karışık koyuyorum. Koy gitsin. Çift çatal evet. Koyuyordum, bir şeyler yapıyordum.
Ben de çok ellemek istemiyorum. Ah, vallahi kıracaklar, kapıyı kıracaklar. Vallahi çok fenalar ya. Açayım mı? Neyse. Tamam artık, ne yapalım? İsteyene vereceğiz. Benim için sonra bir bıçağım yok diyecekler. Bir tane daha düştü. Hoş geldiniz. Sizi bıçakla karşıladım. Üstümü de değiştiremedim. Masa hazır değil. Hayırlısınız. Masa hazır. Ayaklarınıza gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba, Zuhal Hanımcığım. Allah Allah. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Bomba, bomba. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Kıda bittirdiniz bizi. Üstümü alır mısınız? Tabii ki de. Hoş geldiniz. Harika bir karşılama. Neden böyle oldu? Birazcık evet, finale yakışır bir karşılama oldu. Tam bir fiyasko. Eyvah. Sıkandım. Hoş geldiniz. Ay, inanılır gibi değil. Sizden bir şey rica edeceğim. Üstümü değiştirmeyi. Yok, böyle iyisiniz. Bir saniye, gelin nerede? Damat. Ben gelin dedim nerede? Aynısını bilseydim gelinlik giyerdim ama diye. Ama çok hoş smokin. Çok teşekkür ederim. Çok hoş çok olmuşsunuz. Sağ olun. Beyler keşke... çok yakışıklı, hanımlar çok güzeller çok bugün. Çok teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz. Sizin güzelliğiniz. Sizden iki dakika müsaade istiyorum, bir elbisemi giymek zaten böyle görmek istemiyorum yani. Ama sizi. Çok teşekkür ederim, hemen giyip geliyorum. Hemen giy gel, çabucak. Yani başladık. Onları da gördüm ben. Dakika bir, yani gol bir. Görüntü çok fiyasko. Dakika bir, gol bir. İki. Daha gelecek, neler gelecek, ben çok merak ediyorum. Kaşında bir şey mi var senin? Tabii tabii. Soner Bey'in, sizin de öyle. Evet, yetiştirememiş bugün. Ne ya oldu böyle? Ya zaten kim neyden dem vuruyorsa yani ondan eksikliği vardır. Gerçekten. Çok biliyorum, çok biliyorum diyenden değil yani. Korkacaksın. Şu an bu haftada herhangi böyle bir durumla karşılaşmadık. Yanlış değil mi? Yanlış servis, tek bıçak. Benim bıçağım bile yok. Mumlar bana dün yanmıyor dedi, kendisininkini de yanmıyor. Ekmeklik, bir de bir şey soracağım. Benim kıyafetimi beğenmediniz ama ben giyindim. Estağfurullah. Giyindim. Hargal rengi. Manton çok yakışmış, çok evet, uyuyor. Evet, çok teşekkür ederim. Hepiniz çıksınız, orası tamam. Aşksınız, aşk kadını. Teşekkür ederim. Evet, şu sorularınıza ve endişelerinize ve sorgulamalarınıza gelince, ben geldiğimde yeni dizmeye başladı Çatal Bıçakları. Masası tamamdı da Çatal Bıçakları son anda dizdiği için bir karışıklık. Nasıl göreceksiniz, eksik. Bir karışıklık var. Öyle alelade gelişi güzel, çabuk çabuk. Onun için de sizi bekletti biraz kapıda. Kapıda bayağı üzerini bekledik. Değiştirmemiş ama yemeklerim tamam dedi. İnşallah yemekler güzeldir. Açıkçası ben de şaşkınım. Böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum. Evet. Bu hafta galiba herkes üstünü değiştirmişti evet, değil mi? Evet. Onu söyleyecektim Zuhal Hanım. Masamıza, tamam. Böyle bir offside evet, hiçbir şekilde beklemiyordum. Bu kadar iddialı bir yarışmacı. Evet. Çok da aç gelmiştik Esra Hanım. Kapıyı açtığında unlu taytıyla görmemiz. Sen sonuçta tamam evde yemek yapıyorsun da... Kameralara karşı yemek yapıyorsun, biraz daha hoş görünebilirdin bence. Buralar unlu, dağılmış, mahvolmuş, fiyaskonun dibi. Kapıda oldukça fazla bekledik. Gerçekten zili çalmamıza rağmen açılmadı. Daha sonrasında kapı açıldı. Bir de bakalım ki kıyafet giyilmemiş. Bu haftanın şokuydu bana göre. O kadar özgüvenli, kendine güvenen bir yarışmacıydı ki hepimiz gerçekten şoka uğradık. Üstünü giyinmemiş, bıçakla bizi bekleyen bir ev sahibi vardı. Üstü başı çok dağılmış, saçları çok kötüydü. Kapıya girdiğimizde zili çaldık çaldık açmadı. Sonra kapıyı açtıktan sonra bir de ne görelim. Üstü başı un içerisinde. Hafta başınca ahkam kesiyordu. Bir de ben size ekstra pilavlar yapayım falan diyordu. Ama sonuç itibariyle masasını bile kuramamış çünkü eksikleri vardı hala. Peki bu arada masasını nasıl buldunuz bu haliyle Furkan, sana sorayım hemen. Görsel olarak güzel ama dağınık, detaya baktığımızda çok fazla hata Servisel var tabii ki. Servislerde hata var ama hani kendi düzeni, seçimleri, tercihleri, renk uyumu. Renk uyumu tamam. Güzeldi, ben de beğendim aslında, şık bir masa. Var. Bir şey daha ekleyeyim, abisinin eviymiş burası. İzin almış abisinden, yani evi daha müsait diye. Abisinin evinde yarışıyor. Ama bunlar abisinin takımı mı, kendi mi getirdi evinden, onu da bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeceğim Zuhal Hanım. 10 dakikadır geliyor herhalde. Yani 5 gündür kimse evinde yarışmadı, kimse kendi eşyalarını kullanmadı, kimse yarışmacılara değer göstermedi benim kadar. Ben yani ben her şeyimle... Ben de kendi evimde yarışmadım. Duydum hepsini arkadaşlar. Ben çok zor bir menüyle karşıladım sizi. Saçınız başınız da çok dağınık bu arada, hiç hoş görünmüyor. Yok gayet güzel, ben maşa yaptırdım bilerek. Çok dağınık saçınız. Dağınık mı, güzel ya. Bence gayet güzel. Yani. Sizin olmuş hali de dağınık. Esra Hanım neden böyle çok oldu? Çok bekledik ya kapıda, belki ondandır, dağıldı artık. Yetiştirdim sadece, çatal bıçaklarıma sorun yaşadım. Ve yanlış olmuş yerlere. Çorba servisine geçelim, büyük final hemen heyecanı geliyorum. Var. Peçetemiz de yok. Peçete. Aa, evet. Kendimiz hazırlayalım ya, şeye geldik evet. Biz. Sel servis. Evet arkadaşlar, bugün kendimiz pişirip ha, de kendimiz yemeyiz umarım. Burada var, ben mi size? Ben de peçeteliği uzatabilirsem. Furkan Bey. Siz suları, ben peçeteyi, uzatalım. Esra Hanım'a yardımcı olalım. Peçeteyi evet güzelmiş. Çok. Düdüklü de yaptım. Son dakikaya kadar açmadım o yüzden.
ısıtırken de sıkıntı olmuş olabilir. Kaynar bir çorba içecekler, şifası kaçmadı. İzin isteyip girebilir miyim mutfağına? Tabii izin isteyip girebilirsin. Bu arada ben kimsenin mutfağına bakmamıştım. Kendisi benim mutfağıma bakmıştı. Bakmış mıydı? Evet ve çok laf söylemişti. Ben de bakmak istiyorum. Çünkü ben kimseninkine bakmadığım halde o benimkine bakmış. İzin işte. Yanık isteyebilir miyim? Kokmuyor mu? Yanık gibi tutmuş. Evet gibi. Çok ağırdı bir koku var. Ben müsaadenizle isteyeceğim. Elbasan tavanın kuzu etinden olabilir mi? Yemeklerinizin neden üstü açık Esra? Şu anda servis yapacağım onu, o yüzden açtım. Yoksa ama önce çorbaları yiyeceğiz. Çorbaları yap hemen. Şu an burada bir şeyler olmuş Esra Hanım. Evet oralar toplandı ama normal hiç temiz bakarsanız. Gerçekten. Bugün şov yapacağız. Kuzu kokusu dün şov. Kokuyor. Kaç gündür kokuyor kokuyor. Yok be, dün senin yetinde ben koku almadım. Valla günlerdir kuzu kuzu geliyoruz, kuzu kuzu gidiyoruz. Bir bakalım bugün gidiyoruz. Ne olacak? Evet. Ben de girmek istiyorum. Yemekler, lavabonun içi temiz. Bulaşımlar yanında, sağda solu bulaşımlar. Evet, salatalar açık, mercimek köftelerin şekli. Birazdan servis edeceğim. Sizin de lokmanız açıktı. Evet, çünkü burada. O açık olması gerekiyordu Esra Hanım. Hamur olmamalı, tamam, benim çıtır de, çıtır yemiştik. Benimkinin de servis hazır olması için açmam gerekti. İşte demek ki öyle açılıyormuş. Ben çorbalarınızı götürüyorum siz isterseniz. Tabii tabii. Biz bakıyoruz. Bakmaya bunlar, devam edin. Bunlar dağılmış yani. Buyurun Zoyana. Ne oldu? Sen ev sahibi geldi, yarışmacılar nerede? Onlar mutfağımda takılmayı tercih ettiler. Tamam, benimki de dağılmışlar. Ooo çöp kovası. İnanılmaz. Kova da değil, yemeklerin yanında çöp. Kim bilir bunu evet. Ne zaman koydu? Tam bir i̇nanılmaz. Fiyasko. Gerçekten ya benim inanılmaz. En azından her şeyim tamdı ve lezzetliydi ve giyinmiştim de. İşin en kötü yanı yemeklerin açık olması. Ben kaşığı da değiştirmek istiyorum da. Ben de görseydim şu mutfağınızı bir. Siz gelemezsiniz. Aa neden? Öyle bir hakkı... sahip değilsiniz maalesef. Allah çünkü siz Allah. Beni hiç sokmak istemediniz. Her şey Funda da benim mutfağıma girdi, girebilir miyim evet, dedi. İzin al evet. Gir dedim. Aynen. Ben her şeyi el açması ve ben de her yaptım. Şeyi el açması yaptım ama Esra Hanım. Ama arasacağınız olmamıştı Funda olmuş Hanım. Olmuş veya olmamış el açması. Ben ama dedim. Üç tane. Ben size üç dedim tane tamam. Hamur işim ben vardı sizin benim. Ben sizin elemeğinize zaten bir benim şey söylemedim. Benim üç tane el... Bir de burada bir koku var Esra Hanım. Bu koku ne kokusu? Nasıl ne kokusu? Burada siz almıyor musunuz burada bu kokuyu? Burada tarçın kokuyor şu an. Benim çok güzel bir tatlı pişti hayır, burada. Hayır hayır. Tarçın kokusunu biliyoruz. Zuhal Hanım mutfak bir facia. Nasıl? Yani yemeklerin üstü açık öncelikle. Benim açık bu değildi. Bu facia bir şey. Bir yani, anlatsın Soner evet. Evet yemeklerin üzeri açık. Ara yemekler komple açık ve mutfak batmış durumda. Ne kokucu? Çok ağır yemekler kokuyor. Yo hayır evet, hiç öyle bir kokuyor. Evet kesinlikle çok ağır. Şu an, benim evim çok ferah ve fresh kokuyor. Şu an camları açamadım. İçin maalesef havalandıramıyorum. Yo açabilirdiniz isteseydiniz. Tezgah vesaire hepsi inanılmaz kötü durumda. Bütün yemek parçaları etrafa saçılmış. Kokuları alıyor musunuz? Çok yalan. Yalık, yalık, çöpler yalık. Orada. Ha bu arada çöple evet. Yani nerede? Yemek yerde, yaptığı yerde. Yerde yemek mutfakta, mutfağın içinde yerde çöp var. Hayır Soner de çok iç açıcı şeyler söylemedi. Şu yemeklerin an çok benim açık. Yemeklerin hepsi açık. Benim yemeklerim açık değildi. Yani evet. O benim yemeklerim açık değildi. Evet, benim de benim yemeğim açık değil. Ara sıcağı mercimek köftemin. Üstünde peçete vardı, servis yapmak üzere onu kaldırdım. Çünkü daha buhardan şey oldu. Ara kaldırdınız. 5 dakikada giyinin farkındaysanız. Siz 1 saatte giyindiniz. Biz size izin verdik. Üstünüze günlük bir hırkayla karşılaştınız. Ama giyindim. Yetiştirmiş ve giyinmiş. Ben şuradan arkadaşların servisini tamamlayayım bari. Bıçağımızı, çatalımızı, kaşığımızı. Kaşığı değiştirmek istedim. Ben de aynı şekilde. Yardımcı olayım arkadaşlarıma. Baya benimki daha beter. Beyza masaya. Bıçağı olmayan arkadaşlarım kimler? Sizin masanızı nasıl savunuyorsunuz hala anlamıyorum zaten Beyza Hanım. Elle tutulur hiçbir şey yoktu. Bıçaklarda ben tek tek silmiştim. Bunu bir alabilir miyim? Beyza Hanım oturur musunuz? Evet şimdi ben onu diyecektim. Bu sen yardım ediyorsun ama. Su reketi şu daha olabilir temiz. Yani. Buyurun. Silmeniz lazım. Belki kendisi ben yapmak tek ister servisi. Ben kendim yapabilirim. Şimdi şöyle Esra Hanım siz servisinizi yapın biz pardon, bazı buyurun. Kaşıkları değiştirmenizi istiyoruz. Tabii de tabii tabii ki de. Siz bırakın ben halledeceğim. 10 saatte halledeceğim. Ben sizde öyle yaptım çünkü kendi peçetemle sildim pislikleri. Elinize bulaşan çorbayı bulaştırmıştınız her şeye. Parmak izi vardı her yerde. Ne pisliği vardı gösterseydiniz kaşık bana. Kaşık çok kötü. Lafa gelince herkes... Kaşık bilmiyorum. İşte değiştirmesini bekliyorum. Onunki bayağı kötü. Başlayamayacağım. Kullanılmış evet, gibi. Gördüm. Eyvah çok karıştı ortalık. Zoyla ne yapacağız? Göstermek istiyorum. Gördüm, gördüm, gördüm. Gördünüz mü? Masa yoktu. Düzen yoktu. Çatallar farklı yerde, bıçaklar farklı yerde. Haftanın en kötü masası. Net. Masasında gerçekten inanılmaz eksikler vardı. Benim tatlı kaşım yoktu. Çift servis açılmıştı fakat bir tane bıçağım yoktu. Bunun dışında diğer arkadaşlarım da eksikleri çok fazlaydı. Peçete yoktu sunumunda.
Yani bunu Esra Hanım'dan gerçekten beklemiyordum. Bizi çok şaşırttı. Masa düzeni çok dağınıktı açıkçası. Yani her yer her yerdeydi masa içerisinde. Fakat renk uyumu olarak iyiydi. Ancak kimisinin tatlı servisi yoktu. Kimisinin bıçağı eksikti. Ben kendi kaşığımı zaten değiştirdim. Güzel bir masa düzeni yoktu. Çorbanın rengi sizce nasıl? Karabiber. Bol karabiberli olur. Bu bizim yöremize ait bir çorba. Hemen ve kaşık alabilir miyim? Tabii ki de. Ben de kaşık istiyorum. Tabii. Sen oradaki yedek kaşıklarından ver istersen. Tabii. Belki elimden gelmiştir alelacele. Ya olabilir, eline tuttuysan parmaklarını. Bana anlayış göstermeyin, insan anlayış gösteremez. Rahatsız olmuştu. Ben de rica edeceğim. Bardağı böyle tutun. Alayım onu isterseniz, kalmasın, karışmasın. Yani bana anlayış göstermeyin. Sizin bir problem yok herhalde, hiç beklemesin. Alabilirsiniz bunu da. Peki gel Esra, artık başlayalım şu çorba tadımına, seni bekliyoruz. Tamam, bunda bayağı bir su lekesi var, haklısınız. Evet. Kurulanmamış. Evet, kurulanması gerekiyordu. Yani kurulandı ama arada o kadar telaş, çünkü çok ağır bir... Menüyü gördünüz herhalde, çok ağır bir menü. Benim var. Menümden ağır değil. Sizin menünüzden ağır, evet, değil mi? Evet, hadi afiyet olsun herkese. Buyurun arkadaşlar. Biz de çorbamızdan tadalım. Siz mi kaynattınız kemiği? Evet, ben kaynattım. Nohutu da ben haşladım. Hmm. Yandım. Acı mı içiliyor? Çok acı ya. Zehir çok... gibi. Bol karabiber. Tuzu nasıl? Tuzu. Bol karabiberli olması tuzu gerekiyor. Tuzu bir içsinler, bir iki kaşık da. Yani karabiberden tuz tadı gelmiyor ve boğazım yanıyor. Karabiber tamam, yanıyor. Tamam ama işte bunun... Olması gerekeni bu. Çünkü nereliydiniz? Arnavut'u tanıtmaya mı geldiniz? Bence, bana öyle dediniz ya, Sivas yöresini tanıtmaya mı geldiniz? Olanı demiştiniz ya. Evet. Ben de olanı tanıtmak istemiştim ama öyle demiştiniz. Mecbur değildik yani. Ama çok güzel bir çorba. Ama genzimiz ama yani. Şifalı bir çorba. Birazdan öksürmek zorunda şifa kalacağım ama. Şifanın %100 şifalı bir çorba. Ama öksürmek zorunda kalacağım yani günümüzde. Ben bir şey Funda Hanım, Esra Hanım böyle bir çorbayı bize verdi ki konuşamayalım diye. Belki de ağzımızı yakmak. Hepiniz bugün kurulup gelmişsiniz, anladım. Ben de patlamak. Siz de 5 gün mü kurulup gelmiştiniz? Ben 5 gün, benim normal halim. Siz yanar dönersiniz, bir böyle bir öylesiniz. Ama ben... şimdi öyle kelimeler çok yanlış. Yanar döner ne demek? Yanar döner. Ay çok yanlış bir çok kelime tabiri bu. Bir saniye. Öncelikle günlerdir bize yemek öyle yapılır, böyle yapılır. Değil tarif veriyordu. Çıtayı ben tarif vermiyordum. Veriyor. Özellikle çıtayı, tarif istiyorlardı. Çıtayı Arşu Teala'ya çıkarttınız mı? Çıkarttınız. Evet. Geldik, sofra eksik. Hazır bile değilsiniz, biz size izin verdik de hazırlandınız. Ama vermesek unlu. Benim saçınız açık, hanımefendi. Saçınız açık. Saçım açık çünkü. Endişeliler. Ama yine ben açık yapacaktım. Hayır, içine düşerse servis esnasında diye. Saç mı yiyeyim? Arkaya doğru koyarım. Saç yemeğe mi geldik? Ben bile... Kendi menümde kaç gündür açıktım, kendi soframda size kurulmadım. Tabii oranj lastiğine de laf ettiniz. Ettiniz ama topluydu yine de. Günlerdir herkese laf. İçtiniz mi? Beyza Hanım, içemiyoruz. Beğenmedim. İçemiyorum. Beğenmediniz. Sizin Esra Hanım, kesiniz çorbanız gibi değil en azından. Ben bunun iriğini kaynattım. Ben ayrıyeten nohutunu pişirdim ve eziliyor. Bunun emeğine sizin saygı duymanız lazım. Bir saniye, adım adım gidelim, lütfen üst üste konuşmayalım. Biri konuşurken diğeri de konuşuyor. Aynı anda 4 kişi birden konuşuyor. Evet, nohutunu düdüklü de benim gözümün önündeyken koydu, haşlandı, ilik kaynatıyordun. Evet, kemikli ilik kaynattım ayrıyetten. Kemikli ilik kaynatıyordun. Peki teker sakin yorumları başlıyor. Ben şöyle söyleyeyim, çok kusura bakmayın, içemeyeceğim. Gerçekten genzim çok yandı. Yani devam edemeyeceğim. Evet, nohutunuz pişmiş ama içemiyoruz da nohutu da yiyemiyoruz. Tuzu nasıl? Karabiberden ve yanıktan göremiyorum. Karabiberden ve yanıktan. Hayır, ben kaldırılmasını istemiyorum. Görmeden de konuşabilirsiniz. Ama saygısızlık gerekiyor yani. Yok, görüyorsunuz. Kontağı kurulmadan konuşulur mu? Çok da görsel. Siz nereden bileceksiniz? Ben bunu yaptırdım. Dün gelirken çiçekçiye özel olarak gidip yaptırdım ve seçtim. Yarışmacının tercihi kalmasını tamam, istiyorsan. Tamam, görmeyelim o zaman biz birbirimizi. Şöyle yapalım Furkan. Bizim için bir sıkıntı yok diyorlar. Teknik. Üstten üstten. Furkan'ı görüp de ne yapacaksın? Ben göz kontağı kurmadan. Ama niye Furkan? Senin işin burayla bugün. Esra ile konuşacaksın. Onun yemek. Ben herkese yetişeceğim, herkese. Şu an çorban bence gayet güzel. Peki, bundan devam ediyoruz, içemiyorum diyordun. İçemiyorum yani nohutunuzun pişmesinde pek yanık, bir önemi kalmadı. Keşke yanık nohut getirseydim, çok bayılırdım. Kimse yanık nohut getirmedi ki. Hiç olmamış acı çorban. Acı sevmiyorum diyebilirsiniz. Ben acı seviyorum. Acı seviyorum. Ama karabiberi bu şekilde konur. Karabiber bu, acı değil. Acı olsa belki içilir. Peki, kıvamı mısın? Ben hiç daha önce içmediğim için kıvamını bilmiyorum. O konu hakkında da yorum yapmak istemiyorum. Zaten de içemiyorum. Zaten hiç beğenmedim. Arnavutların çok böyle çorbası yok.
Çorba da çok sevmeyiz aslında. Yaptığımız bu çorbayı, bir de bunun yoğurtlusu vardır. Ana yemeğim yoğurtlu olduğu için buna yoğurt koymak yayla istemedim. Yayla çorbası diyoruz ona da. Evet. Bu yayla, yayla çorbasının tarifini de vereyim mi? Böyle bir yayla çorbası içtiniz mi? Yoğurtlusuna. Yayla çorbası. Nohut var yayla çorbasının içinde. Evet, bizde de deniyor. Naneli, pirinçli. Çorba dağarcığı çok geniştir. Gerçekten İçine ne koyarsanız yemek tarifi, alır. Gerçekten size benim eğitim vermem yani lazım. Yarışmadan sonra verebilirim. Sizin yaptığınızı da yemek tarifleri istiyorsunuz da günlerdir benden. Size sofra hazırlamayı öğretebilirim. Ben sofrayı çok güzel hazırladım. Sizinkinden kat ve kat güzel. Ben Soner Tan Bey'in masasını beğendim. Benim çatalım, bıçağım, kaşığım yanlış yerlerde miydi? Hayır, öyle bir peçeteniz yok muydu? Peçeteniz yok muydu? Bakın arkadaşlar, ben ilk gün yarışmacısıydım. İster istemez heyecanlıydım. Herkesin elinde son günü var. Furkan'la devam ediyoruz. Görsel olarak güzel bir çorba değil. Yani insanın bakınca içesi gelmiyor. Sizin çorbanız gibi mi? Mercimek çorbasının da görüntüsü kötüydü. Ben en azından nohutlar içinde, güzel gözüküyor. Ben şu an içemedim açıkçası. Nohutlarınız pişmiş, bir sıkıntı yok. Ancak bu kadar karabiberli olması gerekse bile bu sofrada bu kadar karabiberli herkese hitap etmeyeceği bir gerçek. Kesinlikle. Bu da ama uygun değil açıkçası. Nasıl öğrendiysem öyle yapmak istedim. Şu an hala hani dudağıma ağzım şu an yanıyor. Evet. O kadar abartmayın. Ben yok, gerçekten Furkan Bey'in çorbası sizinkinden güzeldi. Gerçekten güzel diye ben onu görselini beğendim. Sonuna kadar içtim. Beğendim ben Furkan Bey'in ben çorbasını beğenme sebebim, ben çorba evet, çok sevmem. Evet, siz de beğenmiştiniz. Katı olması benim hoşuma gitmişti. Aslında çorba katı olmaması gerekiyor. Ama tadı güzeldi, içiliyordu. Yerindeydi. Güzeldi, içilmişti. Bunu da lezzet yerinde. Beyza. Yok, hiç lezzetli değil. Ben hemen yorum yapayım. Arkadaşlarıma katılıyorum. Karabiberi inanılmaz yoğun, zaten suyumu bitirdim anlaşılacağı üzere. Siz de karabiberi yanında getirip arkadaşlar bu çok karabiberli içilir. Ben siz rahatsız olursunuz diye az döktüm. Ama onu da bir kup bulurdunuz. Ekleyin diyebilirdiniz. Çorba sunum sıfır. Neyiniz? Bildiğiniz, pardon, buna ne sunum yapacaktım? Üzerine maydanoz koyabilirdiniz. Ben sizin bilgilerinizden yararlanmak ay yok, istiyorum. Estağfurullah. Nasıl bir sunum? Ben sizin bilgilerinizi bu içemem. Bu Arnavut çorbası, biz bunu böyle içiyoruz. Biz sunum yapmıyoruz. İçine ama arkadaşlar sunumdan ziyade başka problemler var zaten. Yani, bunları evet konuşmak lazım. Pirinç, çok dağıtmayalım konuyu çıkmış lütfen. Pirinç benim değil burada yani. Kırık pirinç kullanılıyor bunda. Kırık pirinç. Bak. Pirinç pirinçlikten ben çıkmış. Ben onu bıçakla kesmedim. Lezzetli, sen uyumlarını bilemedim. Ben beğenmedim. Beyza Hanım çok özür diliyorum. Şu an kuşta kondursam beğenmeyecek. Esra Hanım biz sorar mısınız? Ne kuşmuş yani? Niye susayım kendi soframda? Çünkü benim çorbamda sunum istediniz benden ya. Benden uzak olabilirsiniz. Diyebilirsiniz ya, ki susar Esra mısınız? Hanım susar mısınız? Esra Hanım benim lafım. Ben benim konuşmaya laflarım geldim ya. Tamam. Yorumlayacağım izin, ya. İzin almanız gerekiyor. Dedim işte susar biz mısınız denmez. Herkes bugün çarpı iki katı gergin mi bana evet böyle geliyor? Çünkü kapıda bekledik. Ha, üstü başı bizi karşıladı. Ama siz de evet laf etti üst ama üst üste bastınız. Çok kötü karşıladı. Bir kere basıp bekleyebilirdiniz. Ama açmadınız ki ilk bastığımızda. Sofra hazırlıyordunuz, biz kapıda bekliyoruz. Ben yani çatal bıçak koyalım o sırada. Tamam hazırlıyorsunuz demek işte. Misafir çorbada kapıda sunum isterdim dediniz ya, bizim çorbada böyle içiyor. Ben de öyle sunmuştum, öyle içiliyordu. Sizin brokoli çorbasında brokoli, haşlanmış brokoliden koymayı çorbada ben ne sunum istiyorsunuz puan kırmadım farkında. Kıramazsınız ki benim çorbamın. Kıramazsınız diye bir şey yok. İstersem kırabilirdim sunumda. Kıramazsınız, lezzetini de beğendiniz. Nasıl kıvamını da beğendiniz. Puanı kırmıştınız. Ara sıcağın içi için mi falan. Bir puan kırmıştı. Ben iki puandan bir puan kırabilirdim. Kıramazsınız çünkü yerindeydi. Lezzeti, görüntüsü. Peki. Soner'le devam yani edelim. Öncelikle çorbaya geçmeden önce saksı gibi görünüyor. Siz bunu seçip almışsınız ama benim, evet, benim saksı çiçeğim çiçeği çünkü bu. Ama canlı çiçek sizle almak istedim. Onu içinden çıkarmazsanız sizle ben onun içine bir taş hayır döktürdüm ki masaya toprak canlı gelmesin. Canlı çiçek aldınız ama bu cam kenarına koyulan ya da ölmemesi herhangi için bir yere ben hoşlanmıyorum. Bu masa çiçeği değil. Ben masa çiçeği olarak yaptım. Yani bu çok büyük bir söz çiçek. Söz çiçeği gibi. Benim çorbaya geçecek olursam arkadaşlarımın hepsinin söylediği gibi gerçekten karabiberi çok fazla, tercihe bırakabilirdiniz. Yani eklemek isteyen ekleyebilir diyebilirdi. Nohutları pişmiş. Nohutları pirinç iyi midir? Evet, nohutları pişmiş. Kırık pirinçle yapıldığını evet söylediniz. Doğru. Onu bilmiyorum. Orada herhangi doğru bir problem yok. Fakat hatta ben bu çorbayı ilk sizden menünüzde gördüğümde meşakkatli bir çorba. Acaba nasıl bir çorba? Böyle evet, beyaz ilik, renkli bir çorba mı gelecek? İlik suyu kaynattım diye ayrı bir tenkerede. Evet ama yani bütün emeğinizi bu karabiberle mahvetmişsiniz. Yani çok koyduğumu düşünmüyorum çünkü çok aslında ama. Hayır, yani ben iki kaşık biz yiyemedim. Biz ya da bizim yani ağzımıza uygun bu şekilde bilemiyorum. Bana böyle, hiç şey böyle gelmedi. Böyle riskler bu yarışmada yani sarımsaklı yoğurtlu köfte gibi mesela aşırısı evet, bizim de öyle fazla ama oluyor. Siz etti yöresel, tabii ki yöresel bir yemektir fakat bu çorba şu anda davet için sofrasında çok riskli bir karabiberi çok fazla. Bunun gerçekten kışı aylarında yapıyoruz ve içince geniz yakması gerekiyor. Tabii. O yüzden ben karabiberini kendim ziyadesiyle yaktı. Yani bu kadar da fazla aşırıya kaçtı. İçilmedi tıpkı yani dün Divriği pilavında Funda'nın karabiberi çok kaçırması. Kapkaraydı pilav.
Evet biraz iç pilavlar birazcık daha tarçından ve karabiberden mütevellit hafif kahverengi olur ama o kadar değil. Bu çorba da bu renk olmamalı. Acı yakıyor. Hiçbir çorba bu renk pilav olmaz. Pilav yakmıyordu. Çünkü. Yani bu iştah açmıyor. Görüntüsü. Bir kere de şöyle bir sorun var. Çok sulu evet. Sizin çorbalarınız birazcık daha sulu olur ama şimdi bağlanmıyor bu rolüme. Bağlanmıyor ama özdeşleşmemiş içindeki nohut, ilik geçmemiş içine çorbanın o lezzetler. Halbuki güzel bir çorbadır bu ama içine geçmemiş o lezzetler ya da karabiber fazlasıyla bastırmış. Ne iliğin ne şeyin ama nohutların haşlanmış. Şimdi et kokusunu evet. Da bastırıyor. Ben et kokusu almadım. Et kokusu almadım. Çorbada yok ama eden... evde var buram buram. Peki bu böyle mi versek? Şimdi olur, evet, Arnavut böreği var tabii. Arnavut böreği. Peki menü nasıl Soner? Altındakini bunu da vereyim pardon. Teşekkürler eline sağlık. Arnavut böreği dediniz ama kaşarlı ve kıymalı. Pide gelecek herhalde önümüzde. Kaşarlı kıymalı. Değişik bilmiyorum umarım. Olur, canım el açması. Kat açılmış kaç, bir. Kaç kaçtı arkadaşlar. Pide derken yemekten anlamıyorlar gerçekten. Tamam karabiberi fazla kaçmış olabilir ama ben çok hakkaniyetli davrandım. Karabiberin düşünmedim yani onlarda. Sadece bir baharattan çorba için puan kırmadım. Mesela Furkan Bey'in çorbasına ben puan verdim yani. 10-10-20 kat yapmış, güzel, açmış. Güzel, benim öyle eşim de Arnavut zaten. Bu aa, arada. Evet. O yüzden ben de gerçekten bilirsin acaba kat kat açacak mı diye merak ettim. Onu soracağım şimdi kendisine. Ben onları da alayım hep birlikte. Arkamızdan konuşup beste yapacağınıza yüzüme konuşun da düet yapalım. Beyza Hanım siz de sürekli... Size şarkı söyleyesim var istiyor. Galiba Beyza öyle Hanım. Mi? Evet evet. Beyza Hanım şov yapmaya gelmiş. Herhalde şarkı söylemek istiyor. Sesim güzel diyordu. Söylettiririz de bir... Kendine gelir. Ara yemek zaten 5 çayı. Artık i̇şte, bakalım devamı yani gelecek. Kekli bir tatlı yemekte olmaması ana lazım. Ana yemekte yani. Onu Girit ezmesi diye lazım. Bir şey var. Bildiğim kadarıyla 2 çeşit peynirden yapılıyor. Evet, evet, acaba evet. 2 çeşit peynir kullandı mı? Gelsin de gelsin soralım. Gelebilirse eğer deli bugün sorular. Esra Hanım keşif edebilirlerse. Oldu çünkü. Ben onlara gitmeden onlar limonsuz yer. Ay şöyle böyle der. Ben üstüne birazcık ezdirip. Yanına da ekstra koyacağım. Keşke karabiberde de öyle yapsaydım. O konuda haklı olabilir ama ta 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 diye bir kere de üstüme gelemezler. Yani sonuçta nohutun pişmiş, iliği haşlamışım. Onun bir emeği var. Emeğe puan verebilirler. Bu kadar çekemediğinizi belli etmeyin ya. Çorbada kırık pirinç, nohut, kemik suyu ve karabiber ama ben karabiberden başka hiçbir şey alamadım ki boğazımı yaktı. Gerçekten boğazımı yaktı, perişan oldum. Çok meşakkatli bir çorba seçmiş. Bunu menüsünü gördüğüm zamanda da söylemiştim. Önümüze koyduğu çorba kesinlikle çok kötüydü. Çorba değildi. Görüntü olarak gerçekten aşureye benziyordu. Karabiberi çok çok fazlaydı. Hiçbirimiz yiyemedik. Ciddi anlamda geniz yakıyordu. Keşke bu kadar vakit harcayacağına başka bir çorba yapsaydı. Hoş geldiniz Esra Hanım. Altınlarınızı getirdiniz mi? Gözüm altın yollar var diye. Altınınız var. Bir börek günü. Hiç davet sofrasına yemediniz mi? Girit ezmesini göstermelik mi koydunuz? Ay minnacık. Evet minnacık. Tadına koydum. Bakın yeter. Beni de izin olmasa mercimek köfteleri de kocaman. Beyza Hanım zaten sizden hiçbir şey beğenmenizi beklemiyorum. Ya. Yapsaydınız beğenirdim ben. Beğenmenizi beklemiyorum. Ben hakkaniyetli insanım, vicdanlı insanım da şöyle bir bakıyorum. Vallahi bakmasam daha iyi. Eyvah. Oo, en yanığı da size gelmiş, tam adamına gelmiş. Seni başka seviyor. Çok Beyza Hanım, çok çok. Beyza Hanım o nedir öyle? Yanık bir Arnavut böreği. Size özellikle orasını koydum. Böreğin yufkası hamur. Hadi canım hamur mu? Evet evet. Hamurdan yapılıyor olmasın sakın? Pişme durumundan bahsediyorum. Yani komik olmaya çalışırken rezil olmayın. Sabahki böreğim gibi biraz olmamış. Çünkü ben bunu fırında beklettim sıcak kalsın diye. Onun hatasına düştüm. Keşke dışarı çıkarsaymış piştikten sonra. O biraz onu kurutmuş. Ama lezzetinde sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Talihsizlikler. Hala gelmedi. Köfte. Yakasını bırakmıyor. Ben hala bekliyorum evet. Neden bu kadar uzun sürdü? Birazcık uğraştım şeyle. Çok sunumluk bir durum da yok çünkü. Üzerine fıstık döktüm. Kestim. Neyin üzerine fıstık döktün? Girit ezmesi. Girit ezmesi. Ha, benim böreğimde de fıstık var. Şöyle yapalım. Verin bana. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Evet. İçecek ister misiniz? Ana yemekte alabiliriz. Ana yemekte. Tamam siz bilirsiniz. Ben de hemen şöyle bir tadına bakmak evet tadanlar başlasın. Vakit geçti tane... çünkü. Funda tabağa ilk gelenlerdensin. Esra Hanım, Girit ezmesindeki kullandığınız tuzu keşke biraz da mercimek köftesinde tuz kullansın. Tuz değil, peynirin tuzudur o. Ya ekstra tuz attınız mı? Bunu ne peyniri kullandınız? İnek peyniri, sert. Ama tek bunda peynir. Lor ve bildiğim kadarıyla tariflerine İsteğe göre yapılıyor. Ben bir tane şefin tarifine göre yaptım. Birebir uyguladım.
Ekstradan da tuz atmadım. İnek peynirini zaten çok İnek peyniri bu kadar tuzlu değil ki. Normalde de yiyoruz inek peyniri. İnek peyniri gayet tuzludur. Bu kadar ağzımıza girmiyor. Bu kadar tuzludur evet. Normal mi bu tadı diyorsunuz? Bu normalde tuzlu olacağını bildiğim için normalde meze biliyorum. Şu an girit ezmesi sizin ağzınızda normal olacak. Olacak. Bunun normalde tuzlu olacağını bildiğim için. Kimse benim yoğurdum ekşi demez zaten. O yüzden bunu da biraz tuzunu kendime göre yapmadım. Dengelesin diye. Şekli şemali de hiç olmamış. Büyük yaptım, doyurursunuz karnınızı bugün diye. Ama benim biz de böyle yemiyoruz o zaman, nasıl olacak? Yaptığınız minik köftesinin yanında... Minik minik, o daha küçük oluyor bir de. Küçük olması önemli değil ki. Daha küçük oluyor. Başlamış bir şey yedik Esra, biz. Esra şimdi böyle ilerleyemeyiz. Şimdi o bir eleştiri yapıyor ama benim şeyim seninki böyle, bu böyle gitmez. Yani bir yemek eleştirilerini bir duyalım, sen toplu cevabını verirsin. Evet Funda. Böreğime de gelince... Bir saniye, mercimek köftesini beğenmedin herhalde. Mercimek köftesini kesinlikle beğenmedim çünkü... Nasıl beğenmedin? Beğenmedim. Tuzlu gerçekten hiç yok ki bu. Çok tuzlu değil ama gayet lezzetli. Hiç tuzlu yok. Hiç tuzlu nasıl yok. Nasıl hiç tuzlu gerçekten yok? İçine tuz attın. Ama yok. Yok. Börek evet. Nasıl? Böreği söyleyeceğim. Evet. Böreği evet, Arnavut böreğini biz de yapıyoruz. Biz de biliyoruz. Bıçak gerçekten kesmiyor. Bunu zaten ben... bazı... Bir saniye. Zaten bazı... Bende yok ama arkadaşların da yanık var. Kesmiyor. Bakın siz de kesemiyor. Bakın. Dibini, en alt katmanından ben bunu en alt katmanı kesilmiyor diye, işte. Ben bunu sıcak kalsın diye fırında beklettim. O hatam olmuş olabilir. Lezzetine tamam. Ve diğer tabu 20 kat. İşte aynı benim yemeğim gibi. 20 kat bu. 20 kat ben hamur bakın açtım. Bu çatal kaşarları bile üstüne bile girmiyor. Bir bırakın. Ben sizin hamurunuzu yedim ama elimizde ben de bunu yedim. Katta. Ben de bu da öyle. Bunu da resmen bak çatal girmiyor. Bak siz beğenmişsiniz, yemişsiniz. Beğenip yemek zorunda mı? Değil. Ben şu an Funda Hanım'la konuşuyorum ama size söz hakkı tanınınca keşke ikili diyaloglara girseydim. Ya bir de bunlar üst üste girsin. De sizden hiç durmuyor. Mı ben? Almadım. Almıyorum. Almadım. Bugün sizin gününüz. Bugün siz konuşacaksınız. Ben size 5 gündür anlatamadım. Bu bir adab-ı muaşeret kuralı. Ay sizin hiç uygulamadığınız bir adab-ı muaşeret. Maşallah siz de başka bir şey bilmiyorsunuz. Peki böreği de mi beğenmedin? İç harcını falan. Ya iç harcı güzel ama kaşarı hiç yakıştırmadım. Evet o baharatı, iç harcındaki baharat beni hiç rahatsız etmedi varsa da. Almadım yani hani kötü bir şey yok ama kaşar hiç olmamış. Peki Furkan sence nasıl olmuş ara yemekler? Bunu iki peynirden yapmadığınızı söylediniz değil mi? Evet. Çok fazla tuzlu. En azından peynirinizin tuzunu düşünmeniz gerekiyor. Gelmeyecek kadar tuzlu bir ezme olmuş. Elinize sağlık. Kaç kat? 20 mi dediniz? 30 mu dediniz? 20'de. Açmışsınız. İç harcını beğendim. Yakmışsınız. O da ayrı bir mesele. En altı yanık değil aslında. Çok sert kalmış. Bunu ben benim şeyde bıraktım. Benimkinde en altı yanık aslında. Tereyağı var ya içinde. Ben bunu uzun süre fırında beklettim. Hani size gelince hemen sıcak sıcak vereyim diye. O alttan kavurmuş. Yani o tarifsizlik evet, onu en altta beklettiğim bekleme için. Sürelerini de işte hesap ederek yapmamız gerekiyor tabii ki. Ben böreğinizi beğendim genel anlamda. Afiyet olsun. Şey çok yumuşak geldi. Mercimek köftesi. Kıvam olarak fazla yumuşak. Lezzeti yerinde. Genel anlamda hani beğendiklerim de var, beğenmediklerim de var söyledim. Yani siz girit ezmesinin tuzu, yani biliyordum tuzlu olacağını. Tuzlu değil, o yüzden tuzundan dolayı mercimek köftesinden biraz tuzu eksilttim. Hani birbirini dengelesin diye. Yani bunu yedikten ama sonra bunu yiyelim. Ama her yemeğin de kendi içinde bir dengesi olması gerekiyor. Yani biri aşırı ama tuzlu, biri çok tuzlu oldu. Ama şimdi aynı tabaktayız ya. O yüzden... Ben şeyi bağdaştıramıyorum. Yani mercimek köftesinin yanında girit ezmesinin ne işi var? Yanında bir de börek. Çok uyumsuz. Ya yani her telden çalıyor ara yemek tabağı. Oysa ki birazcık daha... geçişleri birbirine ilintili olan, birbirine vardı taşıyacak aslında. Yani girit ezmesine gerek yoktu bence. Yani böyle bir şey, mercimek yanına işte ne bileyim zaten bir zeytinyağlı bir şey olabilirdi. Ya da ikisinden birini çıkarsaydın, yani börek tamam açmak istemişsin. Yani açmışsın da güzel 20 kat eyvallah, ona sözümüz yok. Ama yani o böreğin yanına hem mercimek bir de girit ezmesi çok farklı telden çalıyor yani ara yemek biraz tabağı. Biraz doyurucu bir tabak olduğunu düşünüyorum ben de ama. Doyuruculuğundan ziyade uyumuna da bakıyoruz ya Esra'cığım. Evet ben de tabaktaki uyuma bakıyorum ama ben menümün içinde de pirinç pilavı koyamadım. Koymadım yani. Bugün ekstra yapacaktınız şey mı? İstemedim. İç pilav yapacaktım. Yapamadım. Çünkü ben aslında demek bir gün önceden video çekip hazırlayacaktım ama kabul etmedi Beyza Hanım. Hepimiz çok güzel yaparız. Soner'le devam edelim. Şimdi arkadaşlarım dediği gibi gerçekten çok tuzlu görünüyor. Siz buna sadece bir çeşit peynir koydunuz. Normalde iki çeşitle yapılıyor ama doğru. Siz onu tercih olarak bu şekilde yapmışsınız. Benim böreğimin altında herhangi bir yanık yoktu. Çok gördüğüm kadarıyla aşırı yanık bir şey de görmedim. Fakat boşu boşuna buna zahmet vermişsiniz bence. Çünkü öncelikle şunu söyleyeceğim. Evet eşim Arnavut. Biz de bu böreği zaman zaman yeriz kendi tarafından. Genelde bu börek sebzeli olur. Normalde Arnavut böreği dendiği zaman akla pırasa geliyor. Ama evet. Pırasanın kullanılmasının tek sebebi ucuz ve ulaşılabilir olması.
savaş mübadele zamanlarında. Şimdi savaş zamanında değiliz. Değil. O yüzden ben var. Alıp pırasalı yapsaydın. Ama ben normalde biz pırasalı da yapsak içine kıyma koyuyoruz. E tabi koysaydın. Niye kaşar kıyma? Niye pırasal? Ben bunu kaşarlı yapmadım. Ben kaşarlı yapıyorum küçüklüğümden beri. Kaşarlı kıymalı. Keşke... Okulda arkadaşlarıma da yapıyorum. Olmuş mu kaşarlı? Yani şöyle ben çok yakıştıramadım. Keşke kaşarı yani kaşarı ve kıymayı pideye koysaydınız. Önümüzde pide. Pideyle ne alakası var bunun? Ama her katında bu tereyağı yani. Var bunun. Ya tek farkındayım. Açılmış. Fakat bu şekilde olmuyor bu Arnavut böreği. Ondan bahsediyorum. Keşke pırasa kullansaydınız. Yağ nasıl yağ böreğin? Yani yeterince yağ var mı böreğin? Senin çok eşin Arnavut. Yani kuru, evet çok kuru. Kuru. Hepimiz de yani yağmayı bekliyoruz. Bir saat anda... bu yağlı zaten börektir arkadaşlar. Yani sıkıntı o. Bak tatlar birbirine yapışmamış. Çok yağlı yaptığımı söylemişti bir gün önce abim prova yaptığımda. Bu sefer de aslında yağını kullandım. Bunu böyle olmaması gerekiyor yani. Baksana çünkü dışarıdan da alabiliyoruz. Böyle olmaz yani, üst üste durmuyor. Kesinlikle zaten keserken de kesilmiyor. Onun dışında mercimek köftesinde de baharatlar eksik bence. İşte bence yetiştiremediniz. Çünkü yani tadı genel olarak güzel. Bunun mercimek köftesi. Biber salçası var, farklı bir baharat konulmaz ki. Nasıl? Içine. Nasıl yani mercimek köftesine? Karabiber de koyulur. Kimyon koyulur. Kimyon da koyulur. Kimyon yani özellikle. Evet, kimyon özellikle ben duymak istedim, onu göremedim. Yani bu kadar uyumsuz aynı zamanda. Gerçekten uyumsuz. Yani bu mezeye gerek yoktu bence. Tek tek yorumladığınız zaman yani bunu tek görseydiniz bunda ne eksiklik gördünüz? Kimyon. Bunda kimyon. Kimyon kesin. Ben bu arada kendim de yaparım. Yani zaman zaman mercimek köftesi eşim çok ister. Ben de yaparım. Hayır. Ve gerçekten baharatı eksik. Yani çok yavan bir şekilde geliyor. Tadı güzel. Siz yaptınız mı? Yani bu malzemeyle güzel ama bence. Ben kendim yapsam kötü olsaydı çatal atmazdım. Çok daha güzel olabilirdi. Evet, güzel olabilirdi. Börek kesilmiyor dediğim gibi bu şekilde. Börek biraz fırında kaldığı için büyük bir ihtimalle. Peki biraz en yanığını koyduğum Beyza ne diyecek bakalım? Şimdi ben hemen yorumlamaya başlamadan önce bir şey eklemek istiyorum. Sizin mantığınız şu galiba, laf olsun, torba da olsun, çeşit olsun, tabak da olsun. Evet anladım. Çeşit olsun, tabak da olsun. Mercimek köftesine gelirsek dediği arkadaşlarıma katılıyorum. Tatsız, tuzsuz, sadece mercimek tadı alıyorum. Böreğe gelince bana yanık koymuşsun zaten. Bir de bu kaşarlıysa ben bunun kaşarın erimiş olmasını beklerdim. Topak şöyle topak. Bir kaşar görmek istemezdim. Fırında beklemiş. Kuruduysa hanımefendi üzerine bir sofra bezi atsaydınız da kurumasaydı. Girit ezmesine de gelince madem inek peyniri, tuzlu bir peynir, lorunuzu da alsaydınız, içine katsaydınız da dengeleseydi. Bu tarifte lor yoktu. Ben beğenmedim. Ben bunu uygulamak istedim. Olmamış yani kendi kendinizi yapmışsınız. Şimdi ben niye güzel olmayan bir şey güzel? Öyle olsa bana konuştuğum sizin için az puan veren Funda Hanım'ın lokmasını beğenip ben sizden sadece şunu rica ediyorum. Bir kendi ara sıcağınızı koyun yanına. Şu an benim düşünün. Ara sıcağımı tamam, değil sizin. Hayır. Benimle kıyaslayın. Tamam biliyorum ya. Rakibinizim sizin anlıyorum. Sizin tabağınız daha iyiydi, benim tabağım daha iyiydi. Şu an ara sıcak olarak. Yani benim fasulyem pişmemişti. Tamam bir emek vermişsiniz. Börek açmaya çalışmışsınız ama olmamış bence. Katmanlar kurumuş zaten. Katmanlar hani ayrılıyor evet. Çay getirseydiniz zorlasaydık belki yutkunurduk. Ama bu ne kaşarlı börek diyebilirim ben ne bir şey. Şöyle kaşar mı olur? Ben içine rendeledim şöyle kaşar birleşmiş olabilir. Sıcak getirseydiniz. Sıcak getirdim dumanı çıkıyor. Sıcak getirmiş olduğunu sıcak getirseydiniz kaşar içine erimiş olurdu. Zorlasından kaşarlar erimemiş ama. Torba da olsun olayı. Bir şey soracağım. Kaşarın erimiş olması gerekmiyor muydu o zaman? Sıcak getirdiniz ama kıyma da donmuş. Normalde bekleyince ısınsa bile kaşarlar birleşir arkadaşlar. Risk almasaydınız. Niye risk alayım? Tadına bakacaksınız. Risk almasaydınız. Böreğin içine bir kaşar koymak zorunda mısınız? Pardon arkadaşım. Ben anlamadım. Ben bu peynir ürünlerini böreği açmıyoruz normalde. İçindekini böyle bakıyor muyuz? Yiyoruz yani direkt dilim olarak geliyor önümüze. İçini açmıyoruz biz. Biz buraya yemeğe geldik ya hani. Tamam da içini eleştirmek biz bunu içine de dışına da ortasına da yanına da sağına da soluna da bakmakla yükümlüyüz. Benim yorumum bu kadar. Peki ana yemeğe geçelim. Basan tava yanında roka salatası mı vardı evet. Esra? Verelim elime sağlık. Rokaları koparacak. Roka. Ben sizden alabilirim. Harika. En azından ben veya diğer beyler uğraşmıştı. Roka uğraşıcı değil mi? Roka sadece rokaysa eğer bakalım sıkıntı. Bakalım sadece roka mı? Evet, belki bir şeyler katılır. Peynir belki. Sıkıntı. Peynire doyduk bugün. Peyniri çok seviyor kendisi. Esra Hanım keşke bu kadar hamur açıp işte emek vereceğim, güzel çeşit yapacağım alabilir miyim? Derken talihsizlikler yaşamışsınız Esra Hanım. Ben size bugün anladım. 2,5 saat içinde buna olmamaması gereken. O zaman ben daha basit bir menü seçerdim. Ve çok güzel geçirirdik bugünü ama ben zoru işte, denemek istedim. O yüzden keşke dün de ona göre yorumlar yapsaydınız. Zoru denemek istedim ama girip de sizin hiç zor değildi ama. Çok dağınık. Sizin zor değildi. Benim iki tane hamur işim vardı. Çok güzeldi ama onun iki dışında zor değildi. İki tane hamur işi vardı. Çorbanız brokoli çorbasıydı. Benim nohutlar evet, haşlandı. Ama lezzetli sizin çorbayı içemedik bile. Beğendi ama brokoliyi beğendi. Çorban güzeldi dün. Funda Hanım da zaten yüksek puanlar aldı ya dün. Diyor ki hani ben gömeyim, beğensem de gömeyim ki ben birinci olayım. Ben söylemiştim Funda Hanım,
kazansa üzülmem diyordum ama bu davranışları benim hiç hoşuma gitmedi. Yani üzdü de açıkçası. Adaletsizlik yapılarak birinciliğe oynanmaz yani. Hadi bakalım elbasan tava. Güzel bir yemektir. Evet. Ben severim elbasan tava. Umarım sosunu güzel bir şekilde terbiye İnşallah. Yapmıştır. Yoğurt Fırında yakmamıştır. Ve aynı şekilde süzme yoğurt. Kuzunun kokmaması gerekiyor. Kendisi programı ilk başından beri diğer yarışmacılar evet. kuzu yaptıklarında. Aldın mı sen? Bu funda eve girer girmez aldım ben diyor ağır bir koku. Ağır bir kokuyu ağır almıyor bir koku musunuz? Vardı. Yani bir koku vardı. Evet. Çok, yani koku rahatsız yani. Etmedi yemek beni açıkçası. Yemek pişme kokusu. Normal. Ama hepimizin, hiçbirimizin evine girdiğimizde öyle bir koku yoktu. Funda Hanım siz şu anda kendi gününüzü korumak adına, kendi puanlarınızı korumak adına gerçekten ihtiyacım yok Soner Bey. Öyle bu mi? Menüyle ve sizin menülerinizle birlikte gerçekten korumaya gerçekten ihtiyacım. Mi? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten böyle düşünüyorsun? Hayır, bir kere daha siz... söyleyeyim mi? Gerçekten ben, böyle düşünüyorum. Ben sizin o Furkan Bey'in verdiği 8 puan hak ettiğinizi düşünmüyorum açıkçası. Ben de sizin burada... verdiğiniz 6 puan hak etmediğimi düşünüyorum. Tamam ama o zaman ama sevdiğiniz bir şey... Ama siz de bunun karşılığında çok güzel puanlar aldınız. Kimden bunu aldım? Furkan Bey'cim, Soner Bey'cim. Soner Bey'den hiç hak ettiğim puan aldığımı düşünmüyorum. Doğru. Siz o yalnız yemeğe sizin tabirinizi çok vicdan azabı çekiyorsunuz, siz söylemiyorum. O yanık yemekle... Bu ne? Ana yemek mi? Evet. Ana yemek mi? Elbasan tavaya baktınız mı gelirken? Ay dün benim bir kase dolu dolu etle şey pilavıma... Bugün fırınla bayağı mücadele ediyorsunuz. Çok rica ediyorum. Ha, çok özür dün dilerim. Dün benim dolu dolu kaselerle doldurup da önünüze götürdüğüm pilava... Etin porsiyonu çok yüksek. Hanımefendi. İşte. Hani nerede? Et. Ama yani size bana genel kocaman böyle olması lazım. Bana niye böyle yapıyorsunuz? Ay, pardon, ben burada geliyorum. Bir yarışmacıyım. Ne oldu bana herkes gibi davranmak zorundasınız. Ne oldu? Bu haksızlık ama gerçekten çok ağır haksızlık. Şu servise bakar mısın şu şekle? Yok bana böreği yanık verir. Yok yemeği böyle verir. Beni kovun evden o zaman. Çok abartırsanız kovulabilirsiniz. Ama size, öyle kovulmaktan beter şu an. Dur. Size elim ayağım titriyor. Zaten ben misafirim. Dur bak Furkan Hanım da haline şürtre. Arkasını çevirdim. Benim sizinki de öyle söylemem. Böyle bana yani kendi sakin olur musunuz? Bir şey beğen bakın ne yaptınız? Çok ama mi? Bir saniye. O bir nimet öncelikle. Ama onunkinin şekli kötüydü Esra. Yani ve tamam, börek de bana. Ben gerek yok. Gerçekten. Tamam yok. Siz zaten sizden puan beklemediğim için bana insanlığınızı da ev sahipliğinizi gösterdiğiniz insanlıktan bahseden tebrik ediyorum sizi. Tebrik ediyorum. Bu kadar olmaz yani. Bakın size özel maydanoz da koymuş Soner Bey. Sizde var maydanoz. Sizde de var. Ya olun, mutlu olun. Çok özel değil, hepimizde var. İşte ne güzel işte sizi düşünmüş. Çok yanlış. Hepimizde var. Yo niye özellikle yapayım? Skandal çıkaracak illa. Tava olabilir, altı biraz kızın olabilir. Buyurun yanık. Buyurun ay, yanık. Yanık, yanık ve buyurun de yani. De çok kötü yanık. Ben ne yaptım? Tadın lütfen arkadaşlar. Baktım tadına evet yani. Yenmeyecek kere... gibi mi? Hayır kuzu kokuyor. Hmm. Ne yazık ki ve tuzu tuz yok. Sıfır. Etler büyük olması gerekiyor benim bildiğim kadar. Evet, büyük tuz mü? Yok. Tuzu büyük hiç değil, yok. Değil mi? Bunun koca tatsız, koca olması gerekiyor. Kuzu eti evet. gibi aa, görünüyor. Minicik benim etlerim bile daha büyüktü. Şu an tavada sadece bir tane kaldı, bir dilim kaldı. Yani neden bir kilo kuzudan yapıldı. Ben de dün bir ben kilo kuzudan yapmıştım size. Ama beğenmemiştiniz minicikti. Benimki bile bundan daha sizinki doluydu. Sizinki düşmüştür. Yok. Yemeğin benimki düşemez yani. Saçma benimki var. Nereden düştü? Benim nasıl düştün kirpiğim? Rimel var bende. Rimelli kirpik mi gördünüz? Hepimizde rimel var, onda da rimel tamam, var. Tamam o zaman rimel. Ekipten birinin de düşmüş olabilir. Bu kadar abartma. Yemeklerinizi, evet. Ekip ne yapıyor? Yemeklerinizi saçını başını mı benim silkeliyor? Su getirirken hep böyle yemekler. Ben bandanayla yaptım. Ben bandanayla yaptım yemeği. Şimdi getirdiniz ya önümüze böyle. Ben o kadar eğilmedim yemeğe. Bandanası vardı saçında evet. da ekibin şeyi bir şeyse yemeğin içinden hani üstünden olur da içinden çıkıyor. Neyse tamam peki. Ben şu an Anadolu tarzı bir pizza yiyor gibi hissediyorum ama başarısız bir pizza yiyor gibi hissediyorum. Değil, ne yazık ki evet keşke ona benzeseydi tadı tuzu olmayan tamamen kokan bir kuzu olarak nitelendiriyorum. Gerçekten tadına baktım. Hiçbir şekilde tuzu yok, hiçbir şekilde baharat yok. Üzerine yoğurtlu bir sos güzel bir şekilde yapması ben gerekiyordu. Yemeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim, etleri güzel pişmiş, etleri yumuşak, onun dışında hiçbir şey yok. Eti yumuşak ama o... Neye tadı, tuzu ne yok. Yemeyeceğimi tattın Zuhal'ın, mı? Evet tattım, tadamadım yani yutamadım. Gerçekten ağzımı yani şey tuzu açıklayamıyorum da var. Çok kötü kokuyor. Evet pişmiş ama yenilecek gibi değil. Bu biraz şey mi oldu ya? Bir de bu her nedir ya bir görüntü fiyasko, falan bu her ne? Bu kadar iddialı bir yarışmacı. Günlerdir sizi eledim, sizi eledim. Bunlar bir yarışmacı daha elendi derken. Ya bu nedir? Ben hiç böyle bir şey görmedim. Bu da çok... Yani... Yoğurt o yoğurt. Yoğurt mu? Dünkü sofrada size ekstradan 10 dakikada pilav da yapacağım.
demişti. Keşke kendi menüsünü yapsaymış da pilav şurada kalsaymış. Evet, kesinlikle. Ben çok inanılmaz gerginim yani, anlatamam size. Şu gördüğüm muamele zıvanadan çıkartıyor gerçekten yani. Çok kötü oldu benim. Ya puan vermek için muamele yaratıyorsunuz. Ben size bir muamelede bulunmadım. Size espri yaptım demin, size özel getirdim diye. Denk geldi diye bu kadar büyütmenizin anlamı yok. Yani çok espri gibi söylemediniz. Kaç yaşında insanlarız, esprinin ne olduğunu biliyoruz. Gelen servis belli, tabağa koyuş şekliniz belli. Karşınızda çocuk yok sizin. Biz sap yedik sizin evinizde. Yani neyse, gelsin de oturalım konuşalım artık. Herkes tattı mı? Bir durdu herkes. Evet ya, biz şu an ne bekliyoruz? Roka. Salata. Roka. Roka bekliyoruz. Esra Hanım en başından beri gergindi ve bu gerginliğini bize de yansıttı. Tabaklarını da çok fazla hani yanmış yanmamış dikkat etmeden önümüze koydu. Hepimizde yanık ürünler olduğu zaman zaman Beyza Hanım'a da yanık koyduğunu özellikle söyledi. Hoş değildi açıkçası. Esra Hanım bugün gerçekten haddinden fazla gergin, haddinden fazla sinirliydi ve bu bize, masasına, yarışmacıların hepsine yansıdığını açıkça söyleyebilirim. Kendisi günlerde çok iddialı olduğunu, çok güzel bir masayla karşılaşacağımızı, çok güzel yemekler uğraşarak yapacağını söyledi. Fakat gerçekten onun için hüsran bir gündü. Belki talihsizlikler yaşamış olabilir. Sonuç olarak bu bize kötü davranması gerektiğini göstermez. Buyurun. Esra Hanım, ana yemek yiyemiyoruz, bari içeceklerimizi alabilir miyiz aynı zamanda? Topuklu ayakkabılardan yürüyemiyorsunuz benim gibi. Çıkarın isterseniz. Yok, çıkarmayı düşünmüyorum. Yürüyorum çok, da. Yani düşecek parke gibi geliyorsunuz da bana, kalbim hop ediyor valla. Parke kayıyor hanımefendi. Siz çok topuklu ayakkabı giymediğiniz için herhalde alışkın değilsiniz. Şey. Yok, ben parkeden kayıyor. Kendi günümde de yani koca topuklu ayakkabılarda kayıyorsam isterseniz. Elimizdeki eşyaları böyle masaya vurarak koymazsanız gerçekten koymuyorum. Ben de rahatsız yani oldum şu an. Masayı başa koyacak. Bizden ziyade Zuhal Hanım da bu masada. Ben de şimdi hissettim. Böyle meyosunu böyle koydum. Hayır, elimden kaymasın diye koydum. Ben şu an gördüm. Biraz önceki gördüğünüz gibi. Yok, yalnız böyle. Yani ben böyle. Özel olarak bir şey koymadım. Siz ama toplanıp yani böyle dolup geldiniz. Evet, her gün demek ki o şekilde oluyor. Demek alabilir miyim bardağınızı? Kaç gündür öyle yaptınız? Hayır, ben yemek yorumladım. Ben kendi günümü düşünecek olsaydım sus pus olurdum öyle gününüzde. Öyle yaptınız zaten. Ben sus pus mu oldum gününüzde? Bardak olmadı. En fazla konuşan bendim. Alabilir keşke miyim? Ben hep en başından beri ne demiştim? Bir insanın çenesi, işi nasılsa eli de yemeği de öyledir. Ben böyle gördüm. Bakın benim alabilir çenem mi? De öyleydi, yemeğim de öyleydi. Çene konusunda bu haftaki bütün yarışmacılarımızın maşallahı var. Ama menülerini de gördük. Sizin de olmayan yemekleriniz vardı hanımefendi. Talihsizlikleri yoktu kabul ettiğiniz evet, göre. Evet, yemek yorumlarına başlayalım. Sonra Ersen'inle başlayalım. Koyayım mı? İster misiniz? Ben biraz önce de portakal bahsettiğim ya, gibi. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Onları yani istiyorum veya istemiyorum. Hangisine sordunuz ister misiniz ben diye de uzattım istediğini, böyle yaptılar, verdiler. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Özel muamele yok size yani. Herkese eşit yok, davranılıyor. Yok, hanginize sordu ister misiniz diye. Dedim evet. Ama zaten sormadı, kendi kafasına göre de olurdu hangisini içersiniz demedi zaten. Bana ben sordum ama cevap verme değil. Neyse, cevap verme gereğinde bulunmadınız. Yorumumu yapmak öyle istiyorum. Öyle götür gel istersen. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi tatsız tuzsuz bir kuzu eti, kokan bir kuzu eti evet, var karşımızda. Evet, mutfak bilginizin çok fazla olduğunu günlerdir bize söylüyorsunuz. Herkese tarifler veriyordu fakat, zaten. Evet yani şunu çok da... Şunu şöyle yapsaydın, bunu böyle yapsaydın dedi. Evet, fakat şunu söyleyeceğim, gerçekten tatsız tuzsuz. Dediğim gibi pizza gibi de önüme bir dilim geldi. Ben şoke oldum. Yani sizin pilavınızdan sonra ikinci şoku yaşıyorum. Çünkü ana yemek olarak siz bize pilav sunmuştunuz. Herhangi bir yanında bir şey yoktu. Bunda da aynı ama şekilde. Ama yoktu ama yanıkta değildi. Peki salatalardan tadın Esra geleni. Esra artık gelebilir mi? Salatamız gelmedi masaya. Önlerine niye atayım ben yemekleri? Tuhaflar yani. Beni sinirlendirip herhalde şey yapıyorlar. Daha ne kadar delirebilirim? Onu düşünüyorlar herhalde. Salata tadımlık. Minna her şey tadımlık, her şey. Saplar var salatada. Alışverişte çok kısmışsınız. Evet. Saplarıyla birlikte. Tuzu rica edebilir miyim? Sünmüş rokalar. Rokan Bey. Evet. Rokanın sosu hemen yani dökülmemesi ilahi lazım. Adalet. Böyle bir şey ya. Böyle bir şey. İlahi adalet. Bizde de. Sap hepsinde var. Beyza Hanım burada da var. Yani gün gelip devran dönüyor. Ben size bunu gördüm. Özel değil. Hep gördüm yani. Birkaç kaşık yeme zorunluluğumuz da var. Çatal ucuyla yiyip beğenmiyorlar. Emeğe saygıları sıfır. Serinletmediler içimi hiç. Ben yine talihsizlik olmuştur. Elinize emeğinize sağlık dedim. Bunlar kavgaya gelmiş resmen. Siz de benim evime geldiğinizde o moddaydınız Esra Hanımcığım. Koalisyonu kurup gelmişsiniz dışarıda. Bu da nazar. Sakin olun. Esra, sakin ol artık. Ki. Tamam.
Sakin ol. Arkadaşlar yardımcı olurlar temizlemeye. Kafamıza gel atacak. Yeter artık bence susalım. Vallahi kafamıza gelebilir. Neyse. Tamam arkadaşlar yardımcı olsunlar orayı temizlemeye. Buradan yiyebilirsiniz. Yok salata. Teşekkür ederim. Ortam o kadar gergindi ki bir anda salatayı yere düşürdü. O an hepimiz şaşırdık çünkü Beyza Nur Hanım'la o kadar çok gergin anlar yaşıyordu ki biz de hepimiz nasibimizi aldık. Bizi bıçakla karşılayan bir Esra Hanım'ın zaten salatayı da yerlere düşürmesi gayet normaldi. En azından bize saldırmadı. Bunun için şükrediyoruz. Masada Esra Hanım ve Beyza Hanım'ın gerginliği o kadar çoktu ki kesinlikle eli ayağı titriyordu Esra Hanım'ın ve elinde tutamadı salatayı, yere düşürdü. Peki yemek yorumları Soner başla. Tatsız tutsuz bir etti. Yani tuzu bir kere hiç yok. Tuz attınız mı bunu? Tuz attınız ama inanılmaz eksik. Siz de bence tadınca farkına varacaksınız. Sunum olarak hiçbir şey yoktu. Yani pizza dilimi gibi üçgen bir şekilde koydunuz. Bu üzerinde maydanoz da sunulur. Hayır yani onu değil. Yani şekil olarak hepimize farklı farklı şekiller üçgen geldi. Üçgen koydum hepinize. Hayır, normalde yani kare tasta yapıyordum yani cam kapta. Ve dün, ama bugün onu geç buldum telaştan. Dünkü Funda Hanım'ın pilavını eleştirdik. Önümüze sadece bir pilav gelmişti. Bunun da ondan arta kalan bir yanı yok ne yazık ki. Çok fazla beğenemedim maalesef. Salata? Salata tadımlık bir şekilde geldi. Roka salatası saplarıyla beraber önümüzde duruyor ama tadı tuzu salatanın güzeldi. Limonu, tuzu, yağı güzeldi. Sosunu da soslayıp getirdim. Evet yani o öyle bir... Bilerek az koydum. Oranını da yani isteyerek ne zaman koydun sosunu? Sosu güzel de. Salata yani, sapları dışında güzel. Rokaları çok mu sert yıkadın? Çok mu fazla çok biraz sönmüşler. Aldığımda sönmüşler. Da biraz öyleydi. Ha, anladım. Okey ondandır. Sosu güzel yani, ama daha biraz geri bir roka bulamadım orada. Roka çok canı cebindedir. Evet, yani. Çok evet, çabuk sebze otur roka. Orada da üstüne çok su dökmüşler. Ben de mecburen roka almam gerekiyordu. Eksik olmasındansa aldım. Rokanın şeyinden peki. Evet seninle devam edelim. Ben bunu kendi ana yemeğimle kıyaslamak bile istemiyorum. Yanmış pilavımda. Böyle mi yenilir? Bu tava dibi tutabilir birazcık. Tutabilir çok... diye mi biliyor? Böyle mi yeniliyor? Tava çünkü bu. Ben yok, kesinlikle böyle bir şey siz görmedim. Siz yanık severdiniz ne oldu? Tamam mı? Ben yanık severim de yanık sevdiğim için de bana tepki almıştınız ya. Bugün sevmiyorum. Yok hayır şu anda bugün yanık sevmiyorum. Evet bugün sevmiyorum. İkincisi de ben gerçekten yutkunamadım. Allah Allah. Evet ben çıkardım. Ben normalde yutkunamadım. Yiyemiyorum yiyemedi. Bir çok ağır geldi bir nasıl şey geldi. Nasıl ağır geldi? Bu şu içindeki beyaz şey. Yoğurt ağır gelebilir? İşte bu nasıl bir yoğurt ben bilmiyorum. Süzme işte yoğurt. Bilmiyorum yutamadım. Gerçekten çok ağır geldi. Evet eti pişmiş. Gerçekten yumuşacık. Hatta eti benimkine göre bile pişmiş. Yumuşacık oldu sıkıntı yok. Ağızda dağılma. Ama kesinlikle yutulmuyor. Ben yutamadım. Ama sizin yutamama sebebiniz ne? Ben onu anlayamıyorum. Ağır geldi bana. Ben ağır. Dün aldığı 25 ağır puan derken olabilir mi? Bu yemek ama ağır bir yemek. Çok söylüyorsun Sürkan Bey. Bu ağır bir yemek. Bizi beklemiyoruz yani. Ben sizin dün pilavınızın tadına puan verdim farkındaysanız. Tamam. Normalde karabiber keşke çok fazlaydı. Ben çok seviyorum. Çorbanda bunu fark ettiniz. Karabiberi çok severim. Sizin pilavınızda beğendim o karabiberi. Ama ne yapayım ben bunu siz beğendiniz diye zorla siz beğendiniz. Beğenim demiyorum ama olması gereken hiç tattınız mı daha önceden? Elbasan tava yediniz mi? Yani bir daha yemem herhalde böyle bir şey. Tamam tercih etmeyebilirsiniz ama bir araştırsaydınız nasıl olurdu? Araştırdım onu. Zaten. Koca koca etler olması lazım. Bakın bildiğim ben kadarıyla. Buna, bu iki çeşit yapılıyor. Bir kuzu kuşbaşıdan yapılıyor. Keşke öbürünü tercih etseydiniz o zaman. 6 saatte pişiyor hanımefendi. Kuzu kuşu beni ilgilendirmez. Siz bana diyorsunuz ya keşke böyle tercih etseydiniz. Hayır iki çeşidi keşke var ama çeşidi olmasaydı. Siz benim tercihlerimi benim alternatifim mı? Olmasaydı bu yemeği seçmezdim. Benim yardımladınız mı tercihlerimden dolayı? Siz de keşke hanımefendi ben diyorum ki size bu yemeğin iki alternatifi var. Ben peki kolay ev yapımı olanını size tercih yaptım. Tercih etmiş beğenmedi Funda. Beğenmedim salatayı yani. Beğendin mi? Ya salatayı da evet sosu güzel ama gerçekten benimkine göre de sosu güzel ama şey yani ölmüş bir de o kaşar hiç olmamış onun içine. Bir tane vardı zaten. Keşke normal böyle peynir hani peynir diyoruz parmesan ya. Parmesan daha iyi evet, gider buna. Onlardan ekleseydiniz daha iyi. Ben aslında inek peyniri de koyuyorum bunun onu üstüne. Onu ondan koysaydınız ama daha güzel olurdu. Girit ezmesinin içini kullandığım için koymak vardı istemedim. Zaten burada yoğurt var, şeyde i̇şte de peynir vardı bir şeydi daha. Evet Furkan sen de dinleyelim. Yapayım yorumumu. Genel anlamda beğenmedim ana yemeği. Bunun sebebi de özellikle üstüne koyduğunuz hani sosu çok tuzsuz. Hani yemeğin lezzeti yok açıkçası. Yok yani lezzetli yani bir yemek değil. En azından bir karabiberi tuzu olabilirdi. İçinde altı yanmış. Ara yemeğiniz daha dolu dolu duruyordu. En azından oradaki bir şeyi bile buraya aktarabilirdiniz. Ama bu ağır bir yemek etenin başında. Bunun göreyim yanına biz pilav falan servis o zaman etmiyoruz. Biraz daha boyutu bile büyük olabilirdi. Pardon ben konuşuyorum. Çok boyutu bile biraz daha büyük olabilirdi. Yani ana yemek deyince gözün bir tık daha evet, büyük bir şey görüyor. Evet doğru söylüyorum. Daha büyük onu tartıştınız ama ya bu ne böyle böyle ama gelmez sizin, azıcık. Sizin et oranı çok düşüktü içinde. Bundan çok tamam, et oranı tamam siz 25 puan aldınız. Furkan Bey ikide bir aynı şey söylemezsiniz. Biraz ben konuşayım. Vermeseydiniz o zaman. Yok ettiğiniz için verdim. O zaman sürekli dile getirmeyin ama.
tamam. Ama size gerçekten sürekli... olmuş bir şeyi ben niye ama pilavımız... göstereyim? Ama yemekteki etler az mıydı, değil miydi? Üç tane et saydım ben şöyle köşede. O da azdı. Sizin de küçük küçük. Peki. Ama böyle ben devam edebilirim. Devam edeceğim. Hayır, kuşbaşı. Salata yorumum. Ben devam edeyim. Rokalarınız ölmüş gerçekten. Hani şey nasıl diyeyim? Manavdan peynirini o şekilde bile, almak zorunda peynirini kaldım. Bile üzerine iki rendeleseydiniz yani çok daha farklı yorumlar edebilirdik sizin evet. Konuda. Ve saplarıyla birlikte doğramışsınız. En azından saplarını bir kesip kenara atıp yapraklarını sunsaydınız daha güzel olurdu. Aslında bu şekilde. Beyza Hanım ekmekle şov karnını yapıyor, doyurmayı... Şov yapıyor. Diğer günlerde neden keşke ekmek yemediniz? İçine koyduğunuz peynirleri ortaya getirseydiniz. Keşke daha önceden de ekmek yemediniz. Bugün tost yememiş galiba evet. Beyza Hanım. Evet bugün bilerek aç geldik. Evet. Karnınız, çok. Çünkü çok iddialıydınız. Doyuracaksınız. Evet. Ben yorum yapayım. Şöyle öncelikle bana göster. Gösterdiğiniz sapı şöyle size göstereyim. Özellikle düşmüştür size. Kesinlikle burada da var. Kesinlikle de var. Kesinlikle. Tamam. Yorumumu yapayım evet. Arkadaşlar lütfen. Bana da kuzu kokusu çok ağır geldi. Etin pişmişliği evet iyi. Ama şuna yanık değil demesin kimse yani. Tava yani. Tava da ne tava tavalarda ne kazan yemekler çıkıyor. Kazan dibinde üstünü yemiyorsun, sıyırıyorsun galiba. Elbasan tava görmesek hadi yiyeceğiz de ya gördük yani. Siz bir yemek kitabı çıkarın çok yanlış yerdesiniz. Ay o öyle yapılır, ay o böyle yapılır. Evet inşallah rokalarımız ileride. Sönmüş. Pörsmüş. Ben onda yani zaten bir şey söylemedim o kadar. Da... Ayrıca ne oldu? Alışverişten mi kıstınız? Her malzemeyi gıdım gıdım almışsınız. Ben şöyle kuş kilo, kadar getiriyorsunuz ben önümüze. Ben 1 kilo et aldım ve hepsini size servis ettim. Sadece bir dilim kaldı. Ben de kaç tane? 12 tane kuzu pirzola aldım. Evet üstü onu yanmış hepsini... yememiştim. Yanmış değildi. Yani mühürledim diyorsunuz. Zaten elbasan tavayı mühürlersin, suyunu koyarsın, sotelersin. Çirkin yani olsaydı ben bu yemeği yemezdim. Bir et soteleyip dizip üzerine sos yapıp dökemediyseniz bana ben yemek biliyorum demeyin. Et mühürlenir arkadaşlar. Siz de mühürlemekten başka bir şey bilmiyorsunuz pişmesi herhalde. Pişmesi için bütün etler mühürlenir. Beşinci gün, beş gündür et mühürlenir. Ama beş gündür kuzu yemiyor muyuz? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kuzu evet. Yemiyor muyuz? Gördüm. Bir tek tavuk vardı evet. Sonerde farklı olarak. Peki eline sağlık diyelim. Politiko tatlısına geçelim. Hemen alayım. Şuradan alayım servisleri daha maalesef evet. Daha rahat tuzu olsun. Nerede bu yemeğin Esra? Ben ya, senden bu hataları çok, beklemiyordum. Şu an çok gerçekten yenilecek gibi değil. Yani çok üzgünüm. Peynir bu... alabilir miyim ben restoranta biraz? Restoranta mı geldiniz pardon? Yok doymaya geldim de maalesef hayaller hayatlar oldu yine. Ben bu kadar suç ekmeği bitireyim. Siz bence evden çıkmadan önce yok yok. Siz ama önümden bunu yiyeceksiniz. Tamam. Yiyeceğim dedim. Tamam, tamam. Yani yanlış anladım. Yani o kadar da olmaz. Anladım. Siz mübalağa yapıyorsunuz zannettim. Çünkü hiç ciddi konuşmadığınız için. Bu kadar da olmaz yani. Önümdeki yemeği almak nedir? Yiyeceğim dedim. Bırakın skandal dedim. Kadın ya. Skandal. Burnumdan getirdi ama yani burnumdan getirdi. Peynir ekmek istiyor. Beğenmedi. Salatayı yemeye çalışıyor. O anda gittiğimi söylüyor. Gerçek mi değil mi anlamadığım için tabağı aldım. Diyor ki tabağımı alıyor. Sürekli biz şey... Şovda yani. Almıyordum ben onun tabağını. Yani bitti dedi önce toplatılıyordu. Sonra da tabağımı alıyor bilmem ne. Bir skandal. Tam da yanımda oturuyor. Sağ olsun. Yine sol kulağım iptal. İlk gün de solumdaydı. Son gün de solumda. Soldan geliyorlar bana yani. Keşke konuşacağım da biraz da eli çalışsa. Lafta herkes çalışıyor. İcraatta pamuk şekeri olmasaydınız. Masaya gelince konuşalım mı lütfen? Ay gelemiyorsunuz ki. Ben geleyim isterseniz siz gelemiyorsanız yardıma. Gelmeye şey bulmayın, aramayın kendinize. Yok yok yardıma ihtiyacınız varsa ben ne kadar iyilik yapıyorum size. Siz kendi evinizdekileri yapın yeterli. Yani doyumsuz. O ne demek ya? İşte biraz düşünün. Ya gerçekten Türkçeyle alakalı bir sorunuz var sizin. Ya bir susun da getirin daha yemeği. Vallahi içim şişti ha. Yani tatlım biraz son dakika yapıldı. Şerbeti de iyice çekmiş güzel. Zuhal Hanım'ın salatasını almamış. Hani ben almamıştım ya salatayı. Ama canım tek sıkıntı evet, salatanın kalması olsun. O da ona takılmıştı senin masanda doğru. Keşke Zuhal Hanım'ın da salatasını alsaydınız. Boş ver. Aman. Ama ben bugün ama şov yapmaya geldim Zuhal Hanım. Yaptınız yeter. Şov yapıyorum ben. Ama o başka masada, şeye dönecek şimdi. Zuhal Hanım o masada tatlılarla birlikte salata yenilmesine çok karşı çıkmıştı. Evet laf ben etmişti. De söylüyordum. Ben de laf masadaki etmişti ama kendisi ilk bıraktı. Furkan Bey'in bardağını da buradan de. Aldı. Gördüm. Aa, bana ne dedi? Bardak demek ki neymiş? Çok konuşmamak gerekmiyormuş. Mık. Bir saniye ben bir şey unuttum mu diye evet, geldi. Evet biz duydunuz herhalde. Söylemesek sana tatlı gelecekti böyle herhalde. Bir de servis... Yok artık. Yani tamam. Bu kadarı da gerçekten çok fazla oldu Esra Hanım. Nazar ne yapıyorsun acaba? Yüzünüzdeki gülümsemeden belli vallahi. Nazar. Bitme ya. Allah'ım orada salatalar, burada meyve suları. Bir şey diyeceğim. Gerçekten çok saygısızca tamam, bir hareket. Ama şu an gerçekten oldu. Suratındaki gülüşü gördükten sonra kazanı diyebilirim. Güldü mü? Yani 30 yaşına gelmişsiniz eve gelen misafire saygıyı öğrenemezsiniz. Yani Kuvvettin abi gülmeyeyim mi? Siz
yani. Biraz sakin olun. Çantam, mantam, her yerim battı yani. Yani masanın üstüne çıkıp tepinmediğiniz kaldı. Sizin nazarınızın değdiğini düşünüyorum. Ya ne nazarım olacak sizde Allah aşkına? Neyiniz var nazarım değsin? Neyim yok acaba? Neyim yok? Saygısızlık derken? Bir kuru peçete ne bileyim, versene oradan sonra. Gerçekten sinirlendim tamam, ama sinirlendim. Tamam, geçmiş olsun. Suratındaki gülüşü ben gördüm. Tamam da güldüm, komikti çünkü. Allah Allah. Bir hava almak ister misin? Ay şu an elim ayağım titriyor. Sakin aşırı ol. Sinirliyim sakin yani. Sakin ol. Kaza oldu. Tamam, hoş kaza değil, su değildik, veriyorlar arkadaşlar. Çocuk arkadaşım. Değiliz. Kimse kimseyi yemesin. Hayır, kazayla olmuyor. Kazayla oldu. Gerçekten hani görmedim. Gülüş okey ama kazayla. Salatayı da devirdi hayatım, onu seninle de ayakta. Ya o da şu an heyecanlı. Şöyle yaparken çarptı sanıyorum ama gülüşü doğru değil bir tabii. Bir değil, iki değil, üç. Benim bir işim çıktı. Ben gitmek durumundayım. Finali bensiz yapabilirsin. Kek, o muymuş kek? Akıyor gözyaşım gibi. Politiko. Politiko. Çok politik bir tatlı. Hadi bak. Ya yok o kadar sıçramadı, abartıyor. Hepsini masa örtüsü çekti ya. Altındaki kek olacaktı değil mi? Ben de daha önce yemedim şimdi. Tadan var biri Aynada, biri Konya'da gelmiş. Yani bu tarafındaki bu tarafa kaymış. Daha afiyet olsun. Var galiba. Var evet. Buyurun. Çok hafif. Beyza Hanım tabağınız çok... Bir şeye bakacağım. Hadi bakın. Şerbetini çekmiş. Bu hareketler nedir? Çok pardon. Ben gerçekten puanlamada Beyza Hanım'ı sofrada istemiyorum. Puanını da başka bir yerde versin. Ne demek sofrada istemiyorum? İstemiyorum. Tatlısı yanlış. Tatlıyı yorumladıktan sonra sizden İnsan rica ediyorum. İnsan kuracaksa puanını da başka bir yerde vermesini istiyorum. Gödeme koyan öyle bir şeyimiz yok bizim. Yani sizin bu davranışın nimeti saygımız. Ağlayın, ağlayın, ağlayın. Neden ağlayayım? Şu tatlıyı uzatır mısın? Yani tatlı resmi. Pardon. Tatlı neden ağlıyoruz? Sakin olun artık. Yanık, ve yanık. Bana da gelmiş. Bana. Sakin olmasın. Tatlı. Evet, politiko tatlısı. Oo. Yani seyircilerimiz ilk kez bizim programımızda hayatlar. Biliyorsunuzdur. Ama biz de bu sezon yemekteyiz de ilk defa yapılıyor. Sizin hiç bu tarafınızda şöyle bir görüntü yok Zuhal Hanım. Yöresel kesinlikle şey. Kesinlikle sıkıntı oldu. Yunan tatlısı. Yunan tatlısı. İçinde hangi şeyleri aldınız? Kokunu çok güzel. Damla sakızı mı? Damla sakızı var. Damla sakızı. Yani yok gibi bir şey diyeyim size. Çok. Ama zaten bir çay kaşığı konuyor. Çok. Evet. Çünkü içinde başka baharatlar da var. Uzatabilir misin? Şerbeti karanfille ve çubuk tarçınla pişiyor. Peki. Üst muhallebisinde de tamam. Evet Furkan var. Seni dinleyelim. Ben de daha önce tatmadığım bir tatlı. Altındaki galiba yani bildiğim kadarıyla kek kıvamında olması gerekiyor. Kalın. Yani bu kadar hani üzerinde muhallebi. Kabardı aslında. Üzerine muhallebi gelince hani altlardan, yanlardan çıkmaması lazım altındaki tabakanın. Hı hı. Biraz daha donması gerekiyordu. Tadını beğendim. Tadını beğendim diyebiliyorum sadece. Damla sakızı bence bir tık daha fazla olmalıydı ki tatlının bir karakteri olsun. Hani herhangi ben bir bu tatlıyı tatlı ikinci kez yapıyorum Furkan Bey. İlkinde de aynı oranda kullandım. Beni bu şekilde rahatsız etmedi. Keşke üçüncü, yine beşinci kez deneseydiniz. Çünkü çok yedim ama aynı orandaydı ya yine. Damla sakızı katılacaksa en azından bir kokusunu alsaydım. Ama damla sakızını ben getirttim zaten. Bir paket getirdim. Üç tane vardı içinde. Ben hatta bir kaşıktan biraz fazla koymuş bile olabilirim. Bence peki, biraz daha fazla koymalıydım. Funda ne, sen ne diyeceksin? Bana yanık geldi. Yine bugün de yanık bir tatlı yiyeceğiz. Dediğim gibi burada yanık istemiyordum. Zaten her kaç gündür de evet zaten yanık tadı geldiği için ben çevirdim baktım niye böyle. Yanık seviyordunuz zaten Funda Hanım. Ben bugün tatlıda sevmiyor. Hayır tatlıda ama yanık hiçbir zaman sevindim ya da demedim. Dibindeki konsepte bakın arkadaşlar yanık olmaması gerekiyor. Hayır ben zaten kaç gündür de mesele tatlıyı yanık sevmiyorum dedim. Hiçbirimiz çiğ de olmaması gerekiyor evet. Da çok pişmiş seveni anlarım, yanığı ilk defa duyuyorum. Ama tatlıda zaten da yanık normal yemem bir yani. Baz olarak almıyorum zaten. Yani. Zaten doğru normal yani. Doğru bir şey de şu değil. Şu an yenmeyecek bir tatlı mı ya? Öyle soralım, öyle mi Soner? Ben bu nedir bulamaç gibi? Ben yani sizin de saygınız kendi yok. Kendi tabağınızla ilgilenin. Ne tabağın? Ben beni sofranıza istemiyorsanız benimle muhatap olmayın. Ben sizin masanızda bu kadar terbiyesizliği yapmadım. Ama yapmayın yani. Yapmadım. Ya ben daha bitirmedim ki. Terbiyesizsiniz vallahi. Lütfen kızlar, lütfen dikkat edin sözlerinize. Evet sonra. Funda Hanım bitirirse ben hemen. Yani bakayım. Gördüğünüz gibi gerçekten böyle çevirdik. Tadına baktınız mı? Tadına baktım. Evet tadını da niye beğenmedim? Bir ağır limonu, limon yok, şerbetinde limon var mı? Belki de ondandır. Tarçın çok var. Ağır. Bu kış tatlısıdır ve şifalı bir tatlı. Peki toparlayalım Soner. Ben tatlınızı çok beğendim. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Sadece tarçın biraz fazla. Keşke daha az koysaydınız. Dibi daha çok da fazla yanık olmuyor ve ben o şerbetine koyduğunuz kabuk tarçın ve karanfil tadını alıyorum. O da benim çok hoşuma gitti. Ben tatlınızı beğendim. Beğenmiş. Beyza? Şekili, yanığı geçersek lezzet olarak ağza alındığı zaman hoş bir tat veriyor ama tarçın ağır gelmiş. Bu kadar yeterli bence. Canımı düşünmek zorundayım. Ve evet büyük finalden önceki son açık oylamadayız. Allah hepimize kolaylıklar versin sevgili izleyenler. Emeğime, masama ben
En az 6 puan bekliyorum. En az. O da hani tuzu eksikti falan da filan da karabiberi tamam. Ben kendi ağzıma göre yapmamam gerekiyordu. O yüzden sağ salim inşallah atlatırız finali de. Birinci olmak istiyorum ama bugün dolup gelmişler. Furkan Bey ve Soner Bey'in biraz adaletli olduğunu düşünüyorum ama Funda Hanım'ın gününü oynadığını düşünüyorum. En az 6 puan bekliyorum. En az. O da hani tuzu eksikti falan da filan da karabiberi tamam. Ben kendi ağzıma göre yapmamam gerekiyordu. O yüzden sağ salim inşallah atlatırız finali de. Birinci olmak istiyorum ama bugün dolup gelmişler. Furkan Bey ve Soner Bey'in biraz adaletli olduğunu düşünüyorum ama Funda Hanım'ın gününü oynadığını düşünüyorum. Evet, son zamanlarda bizim de programımızda gördüğümüz en gergin masaydı gerçekten. Puanları bir hayli merak ediyorum. Acaba Esra'ya yarışmacılar son gün kaçar puan verecekler? Buyursunlar, son puanlama için son kez kalemlerinizi elinize alınızla yazın sevgili arkadaşlar. Bakalım nasıl gelecek puanlar. Değiştirmek isteyen var mı arkadaşlarınızda? Puanında emin olmayan, tereddüt yaşayan? Ben Beyza Hanım'ın puanını burada görmek istemiyorum. Nasıl yani? Yani görmek istemiyorum puanını. Yani ben az önce de masadan kalkmadıysam size ve arkadaşlarıma olan saygımdan ben kalkmadım. Ben zaten Zuhay Hanım'dan söylüyorum. Ne bir görmek istemiyorum. Görebildim. Ne demek görmek istemiyorum? Görmek istemiyorum. Katılmamla alakası yok. Sizin ama puanınızı görmek dahi istemiyorum. Ama çok saygısızsınız gerçekten. Arkadaşlar lütfen gene gerilmeyin. Şimdi böyle bir şey yok formatımızda. Yani yok yani her artık. Puanı her yarışmacı bu masada istese de istemese de görmek istemiyorum. Normalde kovulmuştu benim kendi evimde olsaydı. Aa, lütfen söyleme böyle şeyler. Saygısızlık başka hiçbir şey değil. Kırmayın birbirinizi. Bakın son gün birazdan ayrılacaksınız. Hayatınız boyunca bir daha birbirinizi görmeyeceksiniz zaten. Birazcık daha sabırlı olun diyelim ve Furkan'ın puanıyla son açık oylamayı başlatalım efendim. Evet Furkan'cığım, aç ve sesli olarak bize söyle lütfen puanını. Puanım 5. 5'imi hak ediyorum. Şöyle açıklayayım. Ara yemek tabağınıza 1 puan verdim. Tatlınıza 1 puan verdim. 1 puan da aslında emeğinize verdim diyeyim. Diğer menülere nazaran daha uğraştırıcıydı. 1 puan da sakinliğinizi koruyamadığınız, iyi bir ev sahibi olamadığınızı düşündüğüm için kırdım. Toplamda 5 etmiş. Ben oldum. Yine sakinliğimi koruduğumu düşünüyorum. Çok sinirlendirildim. Sizin masanızda aynı stres yoktu. Bilerek beni sinirlendirerek gerginlik yaratmaya çalıştı arkadaş. Siz yapmadığım şeyleri yaptı dedi. Yok salatamı alıyor. Yok yemediği salatayı üstüm elimden alıyor. Ay 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 bir şeyler yaptı burada. Ben mutfaktayım. Dahil de olamıyorum. Yani beni sinirlendirmek için elinden geleni yaptı. Hatta elim ayağım tutmadı. Yani oraya buraya saçıldı. Salatamı saçtım. Yiyemedim. Sizin masanızda bu stres yoktu. Bu stresi bana siz 4 kişi olarak demeyeyim de daha çok Beyza Hanım beni streslendirdi. Siz dünden farklı olarak yani Funda Hanım'ın masasından daha mı aşağıdaydı benim masam? Yani yediğiniz pilavı beğenmemiştiniz. Lezzetini beğendiğimi söylemiştim pilavı. Eti yoktu yani et ama yoktu. Lezzet, ana yemeği 2 puan üzerinden 1 puan verdim. Yani benim ana yemeğimi hiç mi beğenmediniz? Lezzetsizdi açıkçası. Ya tek peki. Bir ürün vardı. Soner'in puanına geçeceğiz. Evet Soner'cim senin de puanını öğrenelim. Benim puanım 5. Kapatabilirsin. Yani dünkü menüden daha mı aşağıdaydı? Sizin zahmetlerinizin farkındayım fakat ortaya bir şey çıkamamış ne yazık ki. Yani daha lezzetli şeyler çıkabilirdi. Tat, tuz konusunda çok eksikleriniz vardı. Funda Hanım'ın masasını evet daha çok peki, beğenmiş. Peki Beyza Hanım'la aynı mıydı? Ona da 5 vermiştiniz. Yani yemek çeşidi olarak yani şu anda puan veriyorum ama genel olarak ev sahipliğiniz masaya vurarak bir şeyler yapmanız... Ben masaya yapmanız, hiçbir şey vurarak koymadım. Biraz siz bence izledikten sonra da farkına varacaksınız. Sert bir şekilde bıraktınız. Yani o hızlı davranmak Beyza Hanım'la olan diyaloglarınız masamıza çok yansıdı. Bunun dışında her zaman... Bunu özel olarak bir finalde ayrıca konuşmak istiyorum. Programın başından beri söylediğim gibi masanız biraz zayıftı. Servisleriniz hiç yoktu. Benim tatlı kaşığım yoktu örneğin. Ya da servisi en son evet yapmam. Yani onu yani unuttum. Sonuç olarak Funda Hanım bizi son derece güzel kıyafetini giymiş, her şeyini yetiştirmiş bir şekilde karşıladı. Birçok eksiğiniz vardı. Dolayısıyla aynı puanı hak ettiğinizi düşünmediğim için 5 puan verdim. Peki Funda'nın puanına da geçelim. Evet Funda'cığım senin de puanı vermek istiyoruz. Ben de 3 verdim. Oo. Çünkü kendi masamla ve kendi menümle... Beyza Hanım'a siz 5 verdiniz. 5 verdiğiniz için Furkan Bey'i altta gördüğünüz halde ona çevirip 6 verdiniz. Esra Hanım bana 3 verebilirsiniz. Siz
baştan o kadar yüksek konuştunuz ki. Siz de çok yüksek kendimle konuştunuz. Kendimle değerlendirdim. Ben 6 puan verdim. Evet, çünkü benim masamla sizin masanız bir değildi. Menünüz nasıl ve... Nasıl bir değildi? Evet, benim iki el benim açmam vardı. Benim sadece servislerim eksikti. Onu da arkadaydı. Bütün hepsi de lezzetliydi. İçten başlıyoruz ya zaten eksik olmadığı için Funda. Hiçbir şey lezzet yok. Gerçekten hiçbir şey beğenmedi. Bir puan bile verecek, evet, bir yemek bulamadın mı? Gerçekten bulamadım. Zaten bunu da çıkardım, söyledim de. Görüntüleri de hiç hoş değildi. Lezzetleri de yoktu. Kiminin tuzu vardı, kiminin karabiberi yoktu. Ama siz bilmediğiniz yemeklere yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Tuz sonradan atılabilen bir şey. Attım da zaten, salatama da attım. Salatayı nasıl sonradan attın? Tuzsuz değildi ki. İçinden limon kabukları falan çıkardım ağzından zaten. Limon kabuğu mu? Evet. Ben onu sıktım, nasıl çıkabilir ya? Yemin ediyorum zaten aldılarsa ben önüme koydum. Fırsat olmadı söylemeye. Yani hiçbir şeyi beğenmediniz. 3 yani puan şöyle sadece benim Esra yetiştirdim. Hanım. Bu haftaki en düşük puanı görüyoruz şu an. Evet Esra Hanım. Şu an bana 3 puanı hak ettiğiniz kendi için sizden masamla, hiç beklemezdim. Siz gününüzü oynadınız. Çünkü kendi anladım masamla ben kıyasladığım için kusura benim bakmayın. Benim mercimekli köftemin içinde en azından salça vardı. Sizin bulgurunuzun içinde hiçbir şey yoktu. Çünkü bizim bulgurumuz öyle yeniliyor. Hayır, onun içinde salça da konuyor. Hayır efendim, salçalı sos yapılıyor. Ama ben salçalı sosu tercih etmedim. Son puan gelecek. Bu haftanın da son puanı Beyza'dan. Evet Beyza, senin de puanını görelim. Ben 4 verdim. Hemen açıklıyorum. Ben sizi hiç tanımadan evime geldiniz. Tamam, size sert çıkışmış olabilirim, cevap vermiş olabilirim. Ama sizi tanımıyordum. Bugün Esra Hanım benim sizlerin nasıl geleceğini biliyordu. Ne tiplerimizi, tavırlarımızı biliyordu. Ne yapacağımızı biliyordunuz. Ben değişseydim yani bugün, politika yapsaydım. Ben konuşuyorum. Tutmadı zaten, yaptınız da ben tutmadı. Ben yapmadım. Yok, hiç politika yapmadım. Ben hiçbir yemekte lezzet bulamadım. Ben de 3 vermeyi düşündüm de. Yani yok, sırf bir emek zaten var diye, el açması yapmaya çalıştınız ben diye. Ben 4 verdim diye verdiniz, eminim. Ev sahipliği deseniz yok, masamdan gider misiniz diyorsunuz. Ha, saygısızlık yapıyorsunuz. Normal şartlarda siz benim masama oturacak bir karakterde insan değilsiniz. Ama yani şimdi saygısızlık da yapmayın. Katılmayın o zaman. Saygısızlıkla alakası masanıza yok. Normal insan, zamanda diyorum. İnsanlara yırt ederek masanızı alıyorsanız zaten siz buraya katılmayın. Mecbursunuz. Ben Hacı Baba tekkesi değilim. Sokaktan ben de yoldaki dilenci değilim yani, sofranıza oturdum. Arkadaşlar lütfen. Hacı Baba tekkesi miyim ne ya? Ne demek? Ben aşksız insanım, Allah rızası için yemek mi istedim sizden? Tamam, lütfen, ben sana demek istiyorum ki. Ben size demek istiyorum. Gerçekten hiç terbiyenin tesi yok sizde ya. Lütfen arkadaşlar, birinci günden beri terbiyesizde gördüm ben. Lütfen arkadaşlar, böyle şeyler söylemiyoruz birbirimize. Evet vallahi nasıl olacağını bilemediğim bir büyük finale doğru gidiyoruz sevgili izleyenler. Haftanın finaliyle karşınızdayız. Funda Hanım'ın 3 puan vermesi tamamen stratejiydi ama Esra Hanım çıldırdı. Ben ne dedim 2 gün önce? Ben bu oyunu bozacağım, bozdum demedim mi? Bozdum. Herkes kendi ağzıyla itiraf etti. Ben size bunu verdim, siz bunu verdiniz. Ben sizden bunu bekliyordum. Demek ki sen bir karşılık, bir çıkar bekleyerek insanlara o puan verdin. Dediğim gibi hak ettiği yerde değil şu anki. Evet, bir büyük final heyecanı ile karşınızdayız. Benim heyecanım ve gerginliğim yarışmacıların ve sizlerin 2 katı. Zira son zamanlarda masada da söylemiştim, bu kadar gergin bir masa, hafta hatırlamıyorum. Evet, rekabet var, rekabeti anlayabiliyorum ama özellikle Beyza ve Esra arasındaki bu gerginliğe bir anlam veremedim. Neler yaşadık, neler oldu, haftanın kritiğini yapacağız. Elimde de enteresan neticeler var. Birazdan şu 15 bin TL'yi birinize vereceğiz. Arkadaşlar, bunun için geldiniz buraya. Bütün mücadele bu 15 bin TL içindi. Bakalım emekleriniz, çabalarınız nasıl sonuç verdi ama bugün gümbürtüye giden bir şey oldu. Çok sıcağı sıcağına olduğu için hemen konuşmak istiyorum. Funda'nın Esra'ya verdiği 3 puan. Ben haftanın bir şey söyleyebilirim. Efendim, söyle canım. Funda Hanım, ara verdiğimiz zaman final için Esra Hanım beni yine evinden kovdu. Aynı tartışmayı sürdürdü. Beni dışarı çıkarttırdı. Evet. Ben puanlamadan gittikten evet, sonra mı? Evet, söylememe rağmen. Tartışma bitmedi. Bir saniye, ben bir sorumluluğum olduğu için buradayım. Tabii ki. Çekim arkadaşlarınız sağ olsun, siz sağ olsun. Yani bir sorumluluğum var benim ve ben burada durmak zorundayım. Tabii. Ayrıca ben sizinle beraberim. Ben onun evet, evine dışarıdan gelen bir misafir değilim. Beni yaptın tekrar mı kovdu? Yaptın mı bunu Esra? Burada otururken yani kameralar kapandığı anda yüksek sesle bağırmaya devam etti. Çünkü bu yarışmanın dışında da devam ettiriyor Beyza Hanım. Hafta içi de yaptı aynı şeyi. Arabanın içinde tartışma yaratmıştı. Hmm. Ben de evin dışına almak istedim. Zaten arada bir bekleme yerimiz var dışarıda. Orada beklemesini rica ettim. Çünkü katlanamıyordum. Ben ev sahibim, beni sinirlendirmek istedi ve başardı. Gerçekten Beyza Hanım beni gerdi. Normalde ben bu kadar gerilmezdim. Bilerek yaptığını düşünüyorum.
Ama yani sanki karşılıklı gibi gördük biz Esra. Yani, yani evet Beyza ile bir yıldızınız günü. Pazartesi'den beridir barışmadı ama yani senin de masada sunum esnasında, servis esnasında bilmiyorum arkadaşlarım ne düşünüyorlar ama sanki başından beridir gergindi, işler planladığın gibi gitmediği için mi öyle oldu? Şimdi faturayı Beyza'ya mı keseceğiz? Evet. Yok hayır, Beyza Hanım'a ben fatura falan kesme derdinde değilim. Ama beni sinirlendirdin. Ben Beyza Hanım'ın günündeyken bizim yorum yapmamıza bile fırsat bırakmamıştı ve ben sinirli bir şekilde ona hiçbir zaman davranmadım. Masaya tabağımı vurmadım, kalkmaya çalışmadım. Neredeyse masanın üstüne çıkacaktı. Çok aşırı hareketleri çok vardı ve ben da. Nefret ederim aşırı insanlardan. Çok pardon her şeyin da. Olağan olması, durağan olması lazım. Ben servis yaparken hiç kimseye kötü davranmadım. Ben susup günüme mi oynasaydım? Size sert koydunuz. Ben, bana haksız eleştiri yapıldığı zaman ben konuşmak zorundayım. Değil mi? Yanlışı ben da savundunuz. Ben yanlışı biliyorum. Ya, ben savunmanız yanlışı değil. Yanlışı biliyorum. Yemeklerim olmamış olabilir. Siz daha bismillah eve girmeden o boşu. Benim nasıl asıl geçti, o gün sinirlenmem lazım. Dedik size. Siz bizim bugün geleceğimizi biliyordunuz. Siz tanıdınız bizi. Tanıdınız. Tanımadan ben sizi tanımadan evime geldim. Ben sizi tanım. Ben sizi evden kovmadım. Kovamam ben. Böyle bir kovacak şey yapamam. Bir hareket yapmadım. Olmaz, olmaz. Yani bak, ben tabağıma kimsenin yüzüne vurmadım. Ben de vurmadım. Yapmam. Ya da bardakta su döküldükten sonra arkamı dönüp sırtı gülmedim. Hayır, hayır. Ben orada ben orada kendi döküme güldüm. Ya kameralar görülecek zaten. Ben çok bir şey demek istemiyorum. Ama kendi sakarlığıma güldüm. Ben kendi sakarlığıma güldüm. Çünkü bir kere çalatayı devirdiğim için. 30 yaşına gelmiş bir hanımefendiden bahsediyoruz. Hangi gülüşün ne anlam ifade ettiğini çoğumuz biliyoruz. Ben size gülüş olsaydım emin suratınıza karşı komik, ha ha diye çok gülerdim. Çok komik duruyor. Kendi gerçekten güldüm çok ben. Komik duruyor. Siz evinize gelen misafire böyle mi davranıyorsunuz? Ben misafir edeceğim kişiyi seçiyorum. Bir şey soracağım. Bu bir yarışma programı değil mi? E tabii ki. Yani yetişemediğim için size beni kapatmıştı. Güleceğiz de, ağlayacağız da, sinirleneceğiz de. Siz yemeğinizi yetiştiremediniz. Çok doğru söyledi Zuhayla Hanım. Faturayı bana kestiniz. Hayır ama ben yemeğimi yetiştirdim. Hayır faturayı bana kesmeye hepsini çalıştınız. Hepsini yetiştirdim. Hayır yetiştirdim. Bu muydu yetiştirmiş hali? Evet sizinkini giyiyordum. Unlu kıyafetle bizi karşıladınız. Biz müsaade etmesek öyle ekranlarda yemek servis edecek. Tamam ben müsaade... Bize dönüp bir teşekkür bile etmediniz arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim sizin dedim gidersen. Sizin sayenizde giyindim ben. Sizin sayenizde insanlar beni sayenizde böyle görüyor. Sayenizde derken? Benim çatalım kaşığım mı eksik? Neredeyse yok. Bu yaşıma sizin sayenizde geldi gibi bir şey bu. Bıçaklar kirli, Allah tabaklar kirli, her şey eksik. Kirli. Kıyafet yok. Ya siz de elinizdeki çorba izleriyle bardak tuttunuz. E siz de Furkan Bey'in bardağını aldınız. Yani burada zaten burası bir mahkeme salonu değil. Kimseyi yargılı, kim suçlu, kim hatalı diye bir şeyimiz yok, durumumuz yok ama... hem Esra hem Beyza maalesef bu gerginliği pazartesinden beridir yaşıyorlar. Bugün de bir patlama noktası oldu. İnşallah daha fazla bir şey olmadan şu büyük finali atlatırız. İnşallah. Ben şimdi tekrar tamamlamak istiyorum cümlemi ama şunu belirtmek istiyorum Esra. Ne olursa olsun tahrik de edilsek, sinirlensek de, işler istediğimiz gibi gitmese de bizim kültürümüzde, dinimizde, geleneklerimizde misafir ağırlama diye bir şey vardır ki bu bize özgü bir şeydir. Ben bununla gurur ve mutluluk duyuyorum bir Türk olarak. Gerçekten de bunu biz en güzel şekilde yapmak durumundayız. Kaldı ki siz milyonların önüne çıkıyorsunuz. Yani ne olursa olsun evinden çıkarmak, orada dinlenme yeri de olsa çıkarmak yani hoş değil, yapmasaydın keşke. Çok kısa bir şey söylemek Söyle. İstiyorum. Ben sinirli bir insan olduğumu söyledim. Yani damarıma özellikle basıldığı için hani birbirimizi çok iyi tanıyoruz dediler ya. Soner de öyle şey gözüküyor. Kibar Furkan da ona keza ama şimdi onlarla da konuşsan onların da damarına basıldan bir noktası işte, vardır. Ama işte tanıdı beni o yüzden yani, öğrendi damarıma basınca yani ne yapacağım. Dedim ya demin tek taraflı değildi bu. Geride bırakalım. Zaten bitiyor yarışma. Ne olursa olsun dediği gibi Beyza Hanım, bu bir yarışma programı. Sevsek de sevmesek de 5 gün aynı masaya oturup aynı yemekleri yiyip değerlendirmekle mükellefiz. Herkesin de sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. Dolayısıyla ben demek ki soruma tekrar döneceğim. Funda neden 3? Yani belli ki zaten ters giden bir şeyler var. Çok yüksek puan alamayacağı aşikar. Yani bu 3 nedir yani? Ben anlayamadım. Aşırı derecede şey düşük bir puandı. Ama gerçekten gerginliği hepimizin üstüne yansıdığı için. Ondan mı 3? Bir ondan 3, bir de benim sen elime... ondan kırdın 1 puan, Furkan da kırdı ama 5 verdi. Hayır, Zuhal Hanım, benim üstüme çok oynadı. Beni göreceksiniz, beni göreceksiniz. Ben de doğal olarak kendi masamla kıyasladığım için... Ama bak, şurada hata yapıyorsun. Puan kırabilirsin. Tabii ki kıracaksınız. Hepimiz herkesten kırıyoruz zaten bir şekilde. Ama yani 3 müdür bu? Bence hiç mi bir lezzeti, bir puan bile etmezdi? Ben zaten hiçbir şeyini beğenmedim. Evet, el açmasıydı sen ama... Sen kendinle kıyaslayarak değil, yemeklere puan vermek ama işte kendi dedin. Menümle kıyasladığım bunda için... Öyle bir şey yok. Sorunlamadınız. Bu görüşünüze katılmıyorum. Soner dedin ne? Kesinlikle üçlük bir puan değildi. Siz kendi gününüzü, kendi birinciliğinizi garantilemek adına çeşitli stratejilerle bunu yaptınız. Bu sofra
Kesinlikle. En azından emeği vardı. Kesinlikle üçlük bir sofra Soner değildi. Soner Bey, yani hepimizi kovmaktan beter etti. Ona yapılmış peki, şey bize yapılmıştı. Peki. Yarışma peki, programındayız. Peki, bir saniye. Şey, ben, biz, ama dinler biz, misiniz? Soner'i dinleyelim. Bir saniye. Ona yapılmış şey bana yapılmıştır. Peki, Furkan Bey'in bana gününe demedim, dönersek. Bana demedim, bize dedim. Furkan Bey'in gününe dönersek, Furkan Bey'le ben konuşurken, Furkan Bey'in saatine bakıp böyle yapması. Saatine baktı. Benim, evet. Yok, ilgilenmiyorum. Ben hayır, söyledim. İlgilenmiyor. Yani benimle konuşurken. Benimle konuşurken. Kovdu mu? Evet, burada yanlış bir olay vardı ve sizin söyleminiz aynen şu şekildeydi. Bu kadar gerilmedik Furkan ama. Bey, Furkan Bey bana böyle tabii, bir şey yapmadı ki Soner Bey. Evet, ama bu kadar gerilmedik. Siz beni savunmadınız Soner Bey. Ben bu kadar gerilmedik. Ben size olduk geldiniz. Ben dün size 6 puan verdim. Çünkü her şeyi tamamıyla beğenmemelerim beraber. Altınlık bir masa bile değildi. Ben bu oyunu bozarak demiştim. Bozdum. Sizin altınlık değildi. Sizin Sivas mirik köfteniz evet, benim mercimekli köftemden daha iyi değildi. Çorbanızı ne yapalım? Yağlamanız, o soğanlamanız benim böreğimden daha iyi daha değildi. Kötüydü, evet. Ve aynı zamanda Furkan Bey'in ara sıcağı yoktu. Yanlış anlamayın. Furkan Bey'in ara sıcağı yoktu. Çiğ geldi. Kurabiye getirdi bize. Siz ona 5 verdiniz. Sizin tatlınız da yanık geldi. Esra. Nasıl yanık geldi? Ya dibi gerçekten yanıktı yani. Ben açıp baktık hepimiz. Kesinlikle bugünkü yani, sofranın hakkı 3 değildi. Kesinlikle değildi. Ben de kesinlikle bunu evet, söylüyorum. Yanık seven biri olarak böyle konuşması da beni ayrıyetten üzdü yani. Evet, ben Funda Hanım'ın 3 puan vermesini de doğru bulmuyorum bu konuda. Ya değildi zaten. Soner Bey'e 6 puan vermesi bana göre ne kadar yanlışsa bugün 3 puan vermesi de bir o kadar yanlıştı. Hani açıkçası ben sizin 8 puan verdim. Hak ettiğinizi düşündüğüm için verdim ama bu kadar strateji yapacağınızı bilseydim ben de size 8 puan vermezdim. Daha düşük puan verirdim ki biraz daha dengeli olsun. Anladım. Evet, puanlar demişken arkadaşlar maalesef evet zaman zaman böyle akilane, sizin tabirinize kamyon arkası sözleri veyahut özlü sözlerle dolu bir hayli konuşkan, pratik zekalı, hazır cevap yarışmacılar vardı. Gelin görün ki maalesef bizim açımızdan ve sanırım seyirci açısından ve kendi açınızdan da öyle olduğunu düşünüyorum. Hiçbirinizin menüsü, yemekleri istediğiniz gibi olmadı. Biz de gerçekten çok şaşkınız. Arka arkaya çok da parlak olmayan performanslar gördük sizlerden. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi bunda da bir sona gelindi ve öyle ya da böyle emekler değerlendirildi. Şimdi o değerlendirmelere geçmek istiyorum. Enteresan bir neticeyle başlayacak bugünkü büyük final. Zira İki yarışmacımız var ki ikisi de sonuncu olmuşlar. Yani iki beşincimiz veyahut iki dördüncümüz var diye nitelendirebiliriz. 15.000 TL'ye veda eden ve aynı kaderi paylaşan iki yarışmacımızdan ilki maalesef Furkan sen oldun. 17 puan rakiplerim verdiler. Ben sana 5 puan vermek durumundaydım. Keşke o patlıcan pişseydi. Keşke ana yemekte daha farklı lezzetlerle gerçekten pişen bir pirzolayla karşılaşsaydık. Eline emeğine sağlık, kibarlığınla, saygınla programa renk kattın. Teşekkür ederiz. Geldik seninle aynı puanı paylaşan bir başka yarışmacıya. Ben bu sunumunca gerçekten çok şaşkınım. İşte bu beni çok şaşırttı. İddialı bir yarışmacıydı. En azından haftanın başında sona kalır diye düşünüyorduk. İki finalisten birisi olur diyorduk ama sondan ikinci olmuş o yarışmacımız. Esra sen oluyorsun. Çok şaşkınım. Valla keşke böyle olmasaydı. Puan yani toplam puanınız aynı olduğu gibi aldığınız puanlar da aynı. Hem yarışmacılardan sen de Furkan gibi 17 puan benden 5 puan aldın. El basan tavayı senden çok lezzetli bekliyordum. O böreği senden çok lezzetli bekliyordum. O çorbayı da senden çok lezzetli bekliyordum. Açıkçası senden çok umutluyduk biz bütün ekip olarak. Çünkü hani bir bilgin olduğu aşikar. Fakat ne olduysa onları pratiğe dökemedin. Neydi bu kadar kafanı karıştıran veyahut işte bu yemeklerin bu şekilde olmasını sağlayan sebep bilmiyorum ama üzgünüm yani gerçekten. Ben de üzgünüm. Daha farklı bir sonuç bekliyorduk. Eline emeğine sağlık senin de. Eminim ki tabii ki diğer yarışmacılar gibi senin de yemeklerin normalde daha güzel oluyordur. Ama maalesef bu yarışmada olamadı. Ve geldik şu 15.000 TL'ye veda eden bir diğer isme. Az sonra aranızdan bir isim 15.000 TL'ye alacak ama hangisi? 15.000 TL'ye veda eden ve bu haftayı üçüncü olarak kapatan yarışmacımız. Soner sen oldun. İşte bu. Çok da farklı bir sonuç beklenmiyordu açıkçası. Yani, bu kadar şaşırmanız sonuç da. Sonuç olarak
Tabii strateji. Soner Bey'in masası Beyza Hanım'ın masasından daha iyiydi. Sizin masanızdan da daha iyiydi, evet. Sizin masanızdan da iyiydi. Puanları da daha iyi. 19 puan yarışmacılardan aldım. Ben de sana 5 puan vermek durumunda kalmışım. Ana yemeğin yanmasaydı tabii ki sonuç farklı olurdu. 24 puanla. Yine diğerlerine nazaran daha yüksek bir puan aldın. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum Zuhal Hanım. Böyle aksilikler bazen olabiliyor. Maalesef ama gerçekten çok kibar, çok, çok saygılı bir arkadaşımızsın. Çok mutlu olduk seninle tanıştığımızda. Ben de burada olmaktan İyi ki katıldın. Çok teşekkür ederim. Bebişim ve eşin de sana, çocuklarına mutlu bir hayat diliyorum. Çok sağ olun. Ve geldik son iki finalistimize. Evet, maalesef ben de sevgili seyirciler fark ettiğiniz gibi düşük puanlar verdiğim bir hafta oldu. Bundan dolayı son derece üzgünüm. Ama maalesef ana yemeklerde özellikle sıkıntılar olduğunda benim puanımı biliyorsunuz daha da çok etkiliyor. Ana yemek benim için diğer yemeklerden çok daha önemli çünkü. Son iki yarışmacımız, finalistimiz Beyza Nur ve Funda. Bu haftanın birincisi, tam 15.000 TL'nin sahibi. Tabii ki Beyza Nur olamadı. Funda bu hafta şampiyonumuz. Çok teşekkür ederim. Yürüyemeyeceğim. Evet, şu an yürüyemeyeceğim. Tebrikler Funda. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Çok sağ olun. Şöyle 15.000 TL'ni takdim edeyim. Güle güle harca. Ben de gelseydim hazır kalkmıştım hafif. Aa, hafif değil mi? Peki Beyza Nur'cum, sen yarışmacılardan 20 puan aldın. Ben ise sana 5 puan verdim maalesef. 25 puanla sen de 15.000 TL'ye veda ettin. Senin de eline emeğine sağlık. Birinci olamadım ama iyi bir avukat olacağını düşünüyorum senin. İnşallah. Meslek hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok ve sağ şampiyonumuz olun. Sen yarışmacı arkadaşlarından 25 puan, haftanın en yüksek puanını aldın. Benden de aynı şekilde ben sana 7 puan çok verdim. Ana yemeği gerçekten olsaydı daha yüksek olurdu. Çok teşekkür sen de 32 puanla 15.000 TL'yi kazandın. Sana da çocuklarına güzel bir hayat diliyorum. Bu haftalık bizden bu kadar sevgili izleyenler. Hadi güzel bir hafta sonu geçirin. Pazartesi TV8 ekranlarında tekrar buluşalım. Bütün yarışmacılarımızı da alkışlayalım lütfen. Teşekkürler. Elinize emeğinize sağlık. İyi ki geldiniz. Renk kattınız. Teşekkürler. Tebrikler. Böyle bir şeye sevinilmez mi? Konuşacak kelime bile bulamıyorum. Çünkü çok duygulandım. Hayatım boyunca her zaman yalnız olduğum için, bunu da yalnız tek başıma savaşarak kazandığım için inanılmaz mutluyum. Yani duygularımdan dolayı kelimelere dökemiyorum.